Numan Atay'ı hepiniz biliyorsunuz. YouTube kanalında geçen seneki yapmış olduğumuz canlı yayından bir video paylaşmıştım. Oradan çok kişi kendisini izlemeyi işte isteriz kanalı var mı diye sormuştunuz. Daha öncesinde 2 bölümlük bir yayın yapmıştık. O yayının dedik devamını getirelim. Ama bugün Azerbaycan'dan konuğumuz var. Bugün Sabina bize konuk oldu. Sağ olsun. Ben hep bir Türk hatununu da canlı yayına almak istemiştim. Çünkü geçenlerde de yine yapmış olduğum bir canlı yayında söylemiştim. Devrimi kadınlar yapacak diye. Bizim inancımızda, kültürümüzde, örfümüzde, töremizde kadının yerini biliyoruz. Eski Türk kültüründe şimdi birazdan Numan Ata bize zaten cevapları verecek. Ama önce bir Sabina ile konuşacağız. Sabina ile tanışalım. Hepinizin tanıması için. Şu anda cızırtı var mı yayında? Tekrar son kez bir onun da teyidini alayım. Tamam. Ses de görüntü de iyiymiş şu anda. Sıkıntımız yok. Her şey güzel. Tekrar esenlikler diyorum. Sabina bize Azerbaycan'dan bağlanıyor. Bakü'den. Sabina bizi duyuyor mu? Şimdi duydum. Ben bilgisayarın sesini kıstığım için tabii duyamıyorum seni. Af buyur, kabahat bende. Tamam. Esenlikler. Sabina ile bir hafta 10 gün önce konuşmuştuk. Sağ olsun. Ben birkaç kişiye yazmıştım, söylemiştim. Bunların içinde Sabina bana dönüş yaptı. Kendisiyle konuşmuştuk. Şimdi Sabina'ya birkaç sorumuz olacak. Yani benim sorum olacak. Şimdi Türkiye'de her şeyi biliyoruz. Kadının Türkiye'de toplumdaki yani toplum içerisindeki yerini bugün görüyoruz ki arka plana atılmak isteniyor sürekli ama bunun Azerbaycan'da da nasıl olduğunu bugün Sabina'dan dinleyeceğiz. Sabina bize orada ne gibi farklılıklar var? Türkiye'den farklı mı? Azerbaycan'ın da durumu. Orada da mesela Sabina'ya şunu sorayım. Sabina, Azerbaycan'da da mesela şeriat isteriz diyen, hani şeriat gelsin isteyen mesela kadınlar, hatunlar var mı? Şeriatı isteyenler yok. Öyle de yoktu ama dinli İslam'ın dağılınca sürünenler bile değil, hamsı. Ama şeriatı gelmeyi istemiyorlar. Yani o sözler ağızlarından çıkmakta şeriat gelsin, şeriat gelsin yok. Ama dini savunurlar. İslam'ın güzel bir din olduğunu düşünürler, inanırlar. Ona karşı söz diyenin, onların gözünü açmak isteyen eksine ateist kimi, kafir kimi kabul edirlər. Ve hatta bir insanın özünle ben sohbet edildiğinde ben özüm ondan İslam'a karşı onu gözünü açmak istedim. Ben de çöndü bir söz dedi ki ben seni öldürsem sevap kazanırım. Bir kadının kadına dediği söz. Yani şunu sorayım. Yani sen mesela şu anda Müslüman olmadığın için aslında onunla muhabbet ederken, ona İslam'dan bazı şeyleri anlatırken o bunu kabul etmeyip İslam'ın güzel olduğunu söylüyor ama bunun yanında şimdi güzel olduğunu söylerken bir de sen Müslüman olmadığın için mesela ben diyor seni öldürsem sevap kazanırım. Aynen. Yani doğru O anladık değil güzel. mi biz? Yani Doğru. İslam'ın güzelliği odur. İnsan öldürmek. şimdi mesela bunu aslında bazıları da şöyle diyor. Şimdi Müslümanlar da ikiye ayrılıyor. İşte gerçek İslam bu değil. Bunu söyleyenler gerçek Müslüman değil diyor. Şimdi senin anlattığın düşüncedeki olanlara mesela bunu söylediğimizde hayır biz asıl gerçek İslam'ı yaşıyoruz ya da uyguluyoruz diyorlar.
Ama gerçekte İslam'ın içerisinde kafirleri ve müşrikleri öldürmek var. Bu yazılı olarak var. Var. Ve sen mesela İslam'a inanmadığını söylediğinde sana çok rahatça bir şekilde, yani Azerbaycan'da şu anda cumhuriyet rejimi olmasa, yani bu kadın ya da adam ya da her neyse, Müslüman olan kişi seni öldürdüğünde sevap kazanacağını çok rahat bir şekilde yüzüne söyleyebiliyor. Öldüre. Yani bizde bir Türkiye'de farklı, Azerbaycan'da ne de dinin başkaldırılması, buna icazı yoktu o kadar. Yani yaxşı ki de icazı verilmiyor. Dinin başkaldırılmasına icazı verirler. Bəli, onlar rahatlıkla onların dininden olmayanları, onların dinini inkar edenleri öldürürler. Yani şimdi diyelim ki bugün Azerbaycan'da Cumhuriyet rejimi gitti. Bunun yerine oraya bir şeriat ya da İslam hükümleri gelmiş olsa, yani hiç acımadan seni öldürecek yani. Ben Ve şimdi bunu söyleyen, şimdi ben Türk'üm, Numan Atatürk, sen de Türk'sün, bunu sana söyleyen de Türk. Türk. Yani Türk Ben olduğunuz söylüyor ama bir inancından dolayı, sen onun inancına inanmadığın için, onunla aynı inanca sahip olmadığın için dinini önde tutup Türklük, yani senin Türk olup olmaman önemli değil, seni çok rahat bir şekilde öldürebileceğini söylüyor. onların birinci fəhmlədiyi şey, mən xoşbəxtəm ki, mən müsəlmanam. Mən xoşbəxtəm ki, mən Türkəm yox. Mən xoşbəxtəm ki, mən müsəlmanam. Deyirəm, sanırım ki, yaxşı, sən Türk olaraq müsəlman bir ölkəsində anadan olmayaydın. Onda neyini? Onları araşdıracaqdım. İslamı tapacaqdım. Ve İslam'a geçecektim. Yani verdikleri cevap bu. İslam güzel dindir, bizim güzel dinimiz. Ama soruşanda ki, bu kitabı açıp bir defa olsun okumuşsan, diğer yok, bak oruç tutursan. Oruç tutan bir hanımdan gelir. Sen o kitabı açıp okumuşsan, diğer yok. Diyelim, ben sonunda okumadığın bir kitabın dinine, niye inanıp onun hikmetine emel edilsen? Cevap veremir. Bir de işin bu kısmı var. Şimdi hiç okumadığı halde bir kitaba inanabiliyor ama bunlara desen ki mesela bir İsveç'te ya da İsviçre'de doğmuş olsan, ateist bir ailede doğmuş olsan dediğin zaman, o zaman da diyor ki okurdum, İslam'ın güzelliğine ya da gerçekliğine inanırdım diyor. Yine okuyarak inanırdım diyor ama şu anda mesela hiç okumuşluğu da yok. Yani bir de böyle bir çarpık bir durum var. Yani ateist olsa ya da başka bir ülkede doğmuş olsa, başka bir inançta olan bir ailede doğmuş olsa okuyup İslam'ı seçeceğini söylüyor. Ama şu anda hiç İslam'ı okumuş değil. Ben. Ve başka birisi eşidir ki, Səbinə ateistdir, Səbinə Müslüman değil. Məni haqq belə dine imana getirmeye çağırırlar, otaqda söhbət eləməyə. Qurban olum Allah'ıma, qurban olum Peygamberime. Yox, sən düzgün fikirləşmirsən, bəs dine imana gel. Sənin fikirlərin düzgün deyil. Yani bu insanlar özleri yanlış düşünürler ki, bunların düşündüğü səhv olabilir. Yo, düzgün fikirləşmişler. Yani Hiç yok, etrafım. şimdi, yani inanmıyorsan da saygı duy olayını söyleyenler genelde de hep böyle Müslümanlar hep bu şunu der. Yani inanmıyorsanız da saygı duyun. Ama şunu biz de şunu söylememiz lazım. İnanıyorsan da saygı duy. Çünkü biz inanmıyoruz ya, şimdi onlar inanmıyorsan bana saygı duyacaksın diyor. Ben buna inanıyorum diyor. Ama biz de şunu dememiz lazım o zaman. İnanıyorsan da saygı duy. Biz inanmıyoruz. Bizim inanmamamıza da sen saygı duy. Ama saygı duymak yok. Öldürmek var. Yani Bizde o şey demirler. Bizde demirler. İnanırsan saygı duy. Bəs yaxşı. Mən sənə saygı duyuyorum. Elə sən demiş. Bəs sən niyə inanmırsansa mənə saygı duymursan? Sən mənə güzəştə getmirsən. İslam səni çünki güzəştə getməyi tələb eləmir. Deyir, əgər kafirdirsə, sənin dinindən deyilsə, öldür. Bizde onu demir ki, sən mənə inanmırsansa saygı duyuyorum. Yox, inanmalısan. Bak,
Ona deyirlər ki, inanmalısan. Əgər bir İslamdan çıxmısansa, qayıtmalısan. Sənin düşüncələrin, sənin fikrin səhvdir. Demir hörmət elə, yox, qayıt olmalısan, müsəlman. Qar verə. Yəni, Peki. qadın var ki, deyir ki, deyirəm ki, bir qadınla söhbət edirəm. Deyirəm ki, sən də bir xanımsan, bir türksən, bir qadınsan. Necə sən özün onu qəbul edə bilirsən ki, İslam sənə hüquq vermir, İslam sənə yarım ağıl deyir, İslam səni hər cür alçaldır. Mənə dediyi söz bəlkə elə məsləhətdir. Dedim, sən necə özünü qəbul edirsən ki, bəlkə elə məsləhət birini belə yazdım. Yəni, söz tapa bilmirsən ki, beləsinə deyəsən. Ki, bir xanım kimi səni yarım ağıl deyən bir dini sən savunursansa, sən həqiqətən yarım ağılsan. Mesela buna mirastan desen ki ya bir kadın olarak sen İslam dinine göre mirastan üçte bir alıyorsun. Mesela diyor mu yani ben bunu kabul ediyorum ya benim için miras önemli değil. Deyin elə məsləhətdir. Yəni, mənə yarım ağıl deyirdin. Elə məsləhətdir. Mənə deyir ki, İslam qadın kişinin kölgəsidir. Elə məsləhətdir. Yəni, bu insanlar özlərini hörmət eləmir, əgər özlərini kişinin kölgəsində görürlərsə. Yani açık açığa şunu söylüyor. İslam dini diyor beni diyor yarım görüyorsa ben diyor yarımımdır diyor. Ben diyor bunu kabul ediyorum. Yani diyor ki ben diyor tam bir insan değilim. Benim diyor hiçbir hükmüm yok. Evet öyle. Bir eğer öyle değilse demeli öyle mesela. Öyle lazım bilinip ki değilim. Şimdi Numan Ata hepiniz bildiği üzere benim kendisi babamdır. Ben şimdi şöyle diyeyim. Numan Ata, sen şimdi Sabina'nın dediklerini dinledin. Benim Numan Ata'ya da bir sualım var. He. Numan Ata, Türk kadının bu vaziyete düşmesinde İslam dinidir mi günahkar? Evet. Evet. O zaman ben başka bir şey söyleyeyim size. Türkistan dediğimiz bizim bir bölge vardır. Doğu bölgemizde. Bu doğu bölgesinde Türkistan denilen yer, hani İran'ın Kum kentinin öbür tarafıdır. Emeviler buraya saldırırlar. Türklerin fetret dönemidir. Yani bir çöküş dönemi vardır o coğrafyada. Saldırır Araplar 70 kilometre yol boyuna ağaçlara kadın ve çocuk tefrik etmeden idam ederler, asarlar ve işgal ederler. O topraklara Araplar girdiği zaman her eve bir asker nöbetçi bırakırlar. İlla da Müslüman olacaksınız, namaz kılmasını bileceksiniz, Kur'an'ı okumasını bilmesiniz dahi işaret parmağınızla satırları gezeceksiniz derler ve 1400 sene önce Türkleri böylece İslam'a daha katmışlardır zorla, kılıç zoruyla Türkler Müslüman olmuştur. Ondan sonra da Karahanlılar ki benim elimde mevcuttur Türkçe Kur'an meali, Kur'an'ın kendisi yani meal de değil. Kur'an'ın kendisi Türkçe. Karahanlıların yazmış olduğu ilk Kur'an ve Selçuklular ve Osmanlılar İslam'ı böyle göğüslerini kabarta kabarta kabul etmişlerdir. Ama ne yazık ki, ne yazık ki öyle bir inanca biz girmişiz ki Türklerde tek evlilik vardır ve Türkler anaerkildirler. Ataerkil değil. Ne zaman biz Müslüman olduk, ondan sonra biz ataerkil olduk. Çünkü bizim sözlerimizde dahi şu an mevcuttur. Biz ne deriz? Ata demiyoruz. Peşin ana, sonra ata, abla, ağabey, amca. Bir lingüistik ses uyumu vardır Türkçemizde. Ana yurt deriz.
Almanlar gibi, Batılılar gibi Vaterland demeyiz. Yani baba vatan demeyiz, ana vatan, ana yurt deriz. Ama ne yazık ki biz İslam olduktan sonra ne anamız kalmıştır, ne kız kardeşimiz kalmıştır. 8 yaşında, 6 yaşında çocukla evlenen bir peygamber, eğer o hakikaten peygamberse, anladığını, ben zaten o peygamberi asla kabul etmem. Hazreti Ayşe anamız diye bize öğütürler, methederler. Evet. 6 yaşında Muhammed çocuğu görür, der ki 9 yaşında geleceği, onu hazırlayın. Ve 9 yaşında o kızı, kız çocuğunu gerdeğe girer Muhammed. 30 tane nikahlı karısı, 70 tane cariyesi olan bir peygamber. Bunu bize yutturuyorlar. Ve işin bu tarafını da asla söylemezler. Ama Türkler tek evlidir. Evimizi bir çadır kabul et. Çadırın ortasında da bilirsiniz bir direk vardır. Evet. O çadırı tutan. Peki o direk kimdir? Anadır, ana. O direği oradan aldığın zaman o çadır çöker. Evin damı da çöker. Çünkü Türklerde ana Tanrı demektir. Tanrı. Bizler Allah'ı negatif olarak arıyoruz ama Allah dediğimiz, Arapçası, Türkçesi Tanrı dediğimiz bizim anamızdır. Yaratan kimdir? Kudret, kuvvet sahibi olan, hani Allah diyorlar ya, kudret nerededir kudret? Kudret kadındadır. Kadında. Kadın. Yani biz hatun diyoruz. Farsça konuşuyoruz. Arisi. Türkçemizde H harfi yoktur. K harfi vardır. K. Deriz ki katun dediğimiz zaman karşısında biz elpençe divan dururuz. Ama ne yazık ki Arap kültürüyle kültürdür. Dinler, inançlar tanrısal bir kültür yüklenmiştir. Tanrısal bir kültür yüklenmiştir. Biz Arap'ın tanrısal kültürüne iman ettik. Halbuki Türk diyoruz, kendi kültürümüzü, Türk kültürünü inkar ediyoruz. Anamız bizim için, bizi yaratan, bizi besleyen, meme verip emziren, kendi kanından bize aşılayan tek yaratıcı olan o. Negatif bir dünyayla bizim hiçbir zaman işimiz olmadı. Biz pozitifiz. Türklük pozitiftir. Evren dediğimiz zaman, evren kainatın Arapçası kainat, Türkçesi evren, evrenin kendisinin ne olduğunu Türklük ve eğer uğraşılırsa evrenin ne olduğunu anlarız. Şimdi etrafımızda bir biraz önce dedin ya. Heh. Tamam. Pardon. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Etrafımıza bakalım bizler. Bizi uyutuyorlar. Afyon gibi. Ne diyor? Cennet var, cehennem var. Benim korkuyla hiçbir zaman işim yok. Türkler hiçbir şeyden korkmazlar. Sadece saygı duyarlar. Ne? Bütün evrene, bütün çevresine, insanlığa, savaş meydanlarında dahi kadına ve çocuğa asla dokunmazlar Türkler. Ama ne yazık ki o Arap denilen o ulus kadın ve çocuk onlar için köledirler. Parayla satılan, parayla alınan bir maldırlar. Biz Türklerde böyle bir adet yok. Ama Arap'ın kültürüyle, inancıyla biz bu konuları benimsemiş oluyoruz. Sözüm burada, noktalayayım. Şimdi Numan Ata, biraz önce dedin ya,
eski bizim yapmış göçebe yaşam tarzımızdaki, Orta Asya'daki o yaşam şeklimizde hani çadırın ortasında bir direk olur dedin. Şimdi bugünkü Evet. kullanılan mesela söz aslında hep şeydir işte, baba evin direği. Hayır değil. Anadır direği. Mesela örnek mi vereyim? Evet. Bakardım. Sakın beni yanlış anlamayın. Tabii. Ben öksüz büyüyen bir çocukum. Öksüz. Ben 9 yaşındaydım, annem öldü. Bir tek babam var. Başka kimse yok. Kız kardeşim yok, oğlan kardeşim yok, amcam yok, dayım yok, hiçbir şey yok. Hiç Evet. kimse yok. Tek başıma kaldım 9 yaşında. Beni kim tutabilir? Kim tutar? Kim beni büyütebilir? Kim besleyebilir? Kim bana akıl öğretebilir? Ahlak öğretebilir? Soruyorum şimdi. Hiç kimse. Baba sabahleyin işe gider, akşam gelir. Evet. Bulaşığını yıkar, sofrayı kurar, oturur karnımızı doyururuz, babam kalkar kahveye gider. Veya camiye gider. Çünkü dindardı babam. Camiye gider. Ben evde tek başınayım. Beni yönlendirecek kimdir? Var mı öyle bir şey? Yok. Evet. O Yok. yüzden analar tanrısaldırlar. Tanrısal. Ne yazık ki bizler bunları bilmiyoruz ve bize öğretmiyorlar. Çok özel, kendi merakından dolayı araştırmaya kalkarsan ancak o zaman ulaşabilirsin. Yoksa ulaşman mümkün değil. Çünkü katun tanrısaldır, yaratıcıdır, besleyicidir, hizmetkardır, tabiri caizse büyütücüdür, ahlak vericidir, öğüt vericidir. Ama o ahlak dediğimiz anlayışları aşılayan anamızdır bize. Eğer benim anam olmuş olsaydı belki ben bugün çok daha farklı bir insan olabilirdim. Ama ne yazık ki 9 yaşında öksüz kaldım, kimsesiz. Şimdi bu bir örnek verdim. Bunu örnek. Çünkü Türklerdeki kadının yeri çok farklıdır. Ama ne yazık ki ve hatta ne mutlu ki bana tam tersini söyleyeyim. Türkolojiyle uğraşırken, Türk bilimiyle, Türk bilgisiyle uğraşırken ön Türk tarihinden kendi inançlarımı, kendi ahlakımı ben benimsedim. Yoksa örnek babama kalsaydı, babam dindar bir adam. İslam'ın bütün kurallarını uygulamaya kalkan bir adam. Bu yaşanmış bir gerçeği ortaya koyuyorum. İslam'ın kurallarını uygulayan bir adam. Ama ben Türkolojiyle, Türk bilimiyle uğraştığım için İslam'ı bir anda reddediverdim. Çünkü İslam ahlaksız bir rejim. Sen de çok iyi bilirsin ki Uluhan, bizim din hocalarımız oğlan çocuklarına tecavüz ediyorlar. Ha? Küçücük kız çocuklarına tecavüz ettiler. Basına kadar, televizyonlara kadar düştü bunlar. Ha? Evet. Ama şu var. Nereden kaynaklanıyor bu? Bunun bir tek müsebbibi vardır. Muhammed. İnanın bana. Muhammed'dir müsebbibi. Sebebi. Çünkü neden? Hala depremler oluyor Türkiye'de. Bizler dünyayı tanımıyoruz. Vakti zamanında bana da öğrettikleri zaman bir şey vardı. Bizim üstünde yaşadığımız bu dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyor. Öküz sineklenirse, sallanırsa bizim dünyamız da sallanıyor diye bana öğretileri vardı bir zamanlar. Halbuki bilimsel olarak dünyanın merkezinin ne olduğunu biz biliyoruz artık. Öğrendik. Fakat şimdi hoca televizyonda açık açık söyledi. Resmen.
sizler böyle açık saçık gezerseniz, işte kız çocukları şöyle şöyle olursa, o yüzden bu depremler oluyor diyor. Bilimsel konuşmak mecburiyetindeyiz. Pozitif dediğimiz gerçek, maddenin ne olduğunu bilmek zorundayız. Biz de bir maddeyiz. Et ve kemik, biz de bir maddeyiz. Varlığımız maddidir. Zihnimiz tanrısaldır. Zihnimiz, yani akıl ve bedenin içindeki bizim tim dediğimiz, Arapçası ruh denilen o enerjinin biz farkındayız. Neyse, şimdi fazla uzatmayayım konuyu. Ben güzel kızımı dinlemek istiyorum. Çünkü tebrik ediyorum onu bu konularla uğraştığı için. Şimdi Sabina'dan önce ben bir şey daha söyleyeyim o zaman. Sen şunu demiştin. Hani işte depremler zinadan dolayı, işte ya da siz kız çocuklarınızı böyle böyle gezdiriyorsunuz diyorlar ya. Şimdi yakın zamanda, evet, bir yakın zamanda, daha bir hafta 10 günlük bile değil, bir Elazığ depremi oldu. Şimdi bu Elazığ depreminin ardından öyle yorumlar yapıldı ki birçok sosyal medya, Facebook üzerinde özellikle paylaşımlarda, yorumlarda şunları gördüm. Diyor ki, ve bunu söyleyen bir kadın. Ama hangi kadın? Almanya'da yaşayan bir kadın. Şimdi burayı özellikle söylüyorum. Almanya'da yaşayan bir kadın şunu söylüyor. Diyor ki, işte bir hadisi şerife göre depremler oluyorsa eğer, bunların sebebi, iki sebebi varmış. Birisi zina, ikincisi de fitne. Hadi fitneyi kenara koyduk. O zaten her zaman var olan bir şey. Şimdi fitnenin dışında zinayı ele alırsak eğer. Şimdi bu yorumu yapan Alman, Almanya'da yaşayan, Alman değil, Almanya'da yaşayan bu Türk hatunu, Türk kadını. Şimdi bu Almanya'da, şimdi zina denilen bir şey nedir? Bu işte resmi nikahlı olarak ya da dini nikahlı olarak olmadığın birisiyle cinsel ilişkiye girmek, budur. Şimdi Almanya'da bu daha yüksek oranda var. Ama şimdi tabii ki de oradaki kadın ya da erkekler önüne gelenle bir evlilik dışı seks yapılmıyor. Ama nikahlanmadan birlikte yaşıyorlar 3 sene, 5 sene. Sonra ayrılıyorlar, o ayrı mesele. Şimdi Almanya, doğru söylüyorsun. Pardon. Şimdi biliyorum. Almanya'da yaşayan bu kadına ben tabii şu soruyu sordum. Dedim ki, Almanya'da yaşıyorsun. Madem ki zina diye bir şeyden bahsediyorsun, İslam dinine göre Almanya'daki zina oranı Türkiye'dekine göre daha fazla. Peki diyorum, dedim ona, sordum. Senin, dedim, inandığın Allah bu depremi, dedim, niye Elazığ'a gönderdi de Almanya'ya göndermedi? Bir Berlin'e, Stuttgart'a, Köln'e ya da Mannheim'e ya da ne bileyim Kiel'e neden göndermedi? Diyor ki, onlar zaten, diyor, Allah tarafından, diyor, defedilmiş bir topluluk. Allah, diyor, zaten, diyor, onların ipinin yakasını bırakmış, diyor. Onlar, diyor, burası, diyor, Müslüman bir ülke değil. Ha, Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için bunu veriyor. Tamam diyorum o zaman. Madem ki bütün bunlar, bu deprem olayları zinadan dolayı oluyorsa, Ensar Vakfı'nda 45 kız da değil erkek çocuğu tecavüz edildi. 11 tane, yaklaşık 10 ila 14 yaşları arasında, yaşları değişen, basketbol oynayan çocuklara tecavüz edildi. Ve bu Türkiye'de oldu. Azerbaycan'a da birazdan soracağız. Yine orada da Türkiye'deki gibi bu şekilde biz anlatıyoruz ama orada da var mı? Şimdi bunlar olurken depremi göndermeyen Allah bugün ne oldu da Elazığ'a depremi gönderdi? Yani bunun, bu işin coğrafik ve bilimsel tarafını düşünmüyor da kadın, dini tarafından bir tane hadisi şerif var. İşte zinalar artıyorsa deprem oluyormuş. Bugün Arabistan'a bakıyoruz.
erkek erkeğe ilişkinin bile en yüksek olduğu ülkeler Arabistan. Gerçekten ben yaklaşık 20 yıl önce babamın Arabistan'a otobüs şoförü olan arkadaşı vardı. Hac döneminde otobüs şoförlüğü yapıyor hacda. Dediği kelime şu. Bana diyordu ki inanmazsın 20 yaşında 25 yaşında Arap gençleri bana diyor para veriyorlar. Diyor ki sana diyor işte 500 bilmem ne Arap riyali vereyim. Benimle cinsel ilişkiye gir. Bu gibi teklifler aldığını ve hakikaten diyor ben şaşırıyordum. Türkiye'de de diyor bir takım şeyler görüyordum ama diyor Arap ülkelerinde daha çok. Şimdi tecavüz olaylarına da baktığımız zaman ve erkek erkeğe yani kendi hem cinsiyle ilişkiye giren topluluklara baktığımızda bu nedendir bilinmez ama Müslüman ülkelerde daha çok. Tecavüz mesela Müslüman ülkelerde daha çok. Mesela hiç Avrupa'da 83 milyon Almanya'nın nüfusu ama kaç tane tecavüz haberi duyuluyor? Ama bugün bir Türkiye'ye baktığımız zaman artık ayda en az 5 defa tecavüz haberi duyuyoruz. Ve bu öyle basit tecavüzler de değil. Çocuk tecavüzleri. 80 yaşındaki adam köpeğe tecavüz ediyor ve kafasında takkesi, namaz, bir de caminin ilerisinde ve 5 vakit namazını kaçırmayan, cuma namazını kaçırmayan, bayram namazını kaçırmayan bir adam. Şimdi bu ahlaklıkları şunu söylemiyorlar. Bizim Müslümanların aslında ahlaksızlığından dolayı bu depremler oluyor dese ben yine %50 bir nebze olsun ikna olacağım ama bütün her şeyi kendilerinde hiç görmüyor bunlar. Kendi taraflarında yapılan tecavüzleri, zinaları, fuhuşları, terbiyesizliği, ahlaksızlığı, namussuzluğu görmüyorlar da kendilerinden olmayanlara yüklüyorlar. Şimdi Sabina'ya da sormak lazım aslında. Azerbaycan'da bu gibi olaylar ne derece var, ne kadar çok? Tecavüzler. Numan Ata bir şey söyleyecek ama. Buyur. Numan Ata sen söyle ondan sonra da. Sözlerden utanılmaz. İcraatından utanılır. İcraat. Bir gün yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Bir gün kültür merkezinde bir profesörü dinliyorum. Ahlak üstüne orada konuşma yapıyor. Bayan. Dedi ki mahrem dedi. Mahrem. Ben de Türkçü. Bağırdım işaret ettim. Türkçesini söyle dedi. Mahremin Türkçesini söyle. Kadın ifadesi şu profesör. Ben Türkçeci değilim dedi. Seninle de işaret ettim. Seninle dışarıda konuşacağım dedi. Ve mola verdi. Konuşma molası. Dışarı çıktım. O bayanı bekliyorum. Profesör. Etrafında genç bayanlar var, heyet olarak geliyorlar. Elimi uzattım, kadının elini tuttum, bayanın. Size dedim nasıl hitap edeyim? Marius desem Türkçe değil. Profesör desem Türkçe değil. Tabip desem Türkçe değil. Doktor desem Türkçe değil. Hekim desem Türkçe değil. Size dedim nasıl hitap edeyim? Kadıncağız yüzüme bakıyor böyle. Ama ben de size Türkçe söyleyeyim. Sayın Bilgem, Bilge, bilenç, araştırmacı, yani profesörün karşılığı Bilge. Bakın dedim, sözlerden utanılmaz. İcraatından utanılır. Benim ses tonum da biraz yüksektir. Herkes başladı, kulak açtı, bana bakıyorlar. Diyorum ki, affedersiniz. Sabrina'dan da özür diliyorum. Türkçesini konuşacağım çünkü ayrı. Şu saydıklarım hiçbiri Türkçe değil. Orospu, Ayşe,
lezbiyen, homoseksüel, kuşt, pezevenk, kulağın para, ibne, bunların hiçbir tanesi Türkçe değil. Türkçesi yok. Yok. Kardeşim, oğlum, Türkçesi yok. Kızım, bu ahlaksızlık sözleri biz ne zaman Müslüman olduk? Araplardan ve İranlılardan öğrendik. İnanır mısın bilmiyorum. 1936 senesine kadar İran'da erkek genel evi vardı. Erkeklerin girip çıktığı erkek genel evi. Yani kadınlar gibi erkekler genel evde çalışıyorlardı İran'da. Sonra ortadan kaldırıldı. Şimdi bizde bu tip ahlaksız davranışlar asla yoktu. Ve biz cihangir bir milletiz. Yani alp yetişmiş kahraman, savaşçı, uygar, medeni bir halkız biz. Türkler. Bakın, kimse bazı konulara inanmak istemiyorlar. Şu an Çin'de, belki biliyorsan biliyorsun Ulu Hakan, beyaz piramit denilen bir piramit var orada, yüksek. Dünyanın hemen hemen en yüksek piramididir. Türkler tarafından yapılmıştır. Şu an Çinliler oraya hiç kimseyi sokmuyor. Üstünü toprakla örtmüşlerdir. Ağaçlar dikmişlerdir. Görünmesin diyerekten. O piramidin içindeki bilgilerin bazıları İngilizlerin eline geçti. İki tane, iki yaprak. İngilizlerin elinde. Oradan öğrendiklerimiz var ki Einstein, hani diyorlar ya atomu icat eden. Bir örnek için söylüyorum. Türkçe'de maddenin en küçük parçasının adı çitin. Türkçe. Çitin. Ama biz bunları bilmiyoruz. Biz sadece Kur'an'ı okuyacağız. Parmağımızla okumasını bilmiyorsak parmakla satırları geçeceğiz ve dua edeceğiz. Ama yerinden kaldırmayacaksın. Sabrina söylüyorum ki sakın kimsenin elini öpmeyeceksin kızım. Bak kızım diyorum, elini öpmeyeceksin. El öpmek Türklerde yok. Nedir Türkler? Saygı gösterirler. Bir tek kişinin karşısında diz çöker. Kimdir o? Kaan dediğimiz kişinin, yani Farsça olan padişahın karşısında diz çökeriz. Toprağı alır gibi yaparız yerden böyle. Şöyle göğsümüze çarparız. Deriz ki bu toprakların hakiki sahibi benim. Sen beni yönetensin. Sana saygı duyuyorum. Bunun anlamı şu. Arapların bize aşılamış olduğu biat kültüründen uzak bir milletiz biz. Ama herkesin elini öpmekle, herkesin karşısında el bağlamakla, bir milletvekilinin karşısında ellerini bağlarsan, bu biat kültürüdür, senin kalenim demektir. Türkler asla el öpmez, boka yapar. Ama ne yazık ki bize bunu aşıladılar. Şu an 80 milyonun içerisinde bunun anlamalara 60 milyonu, 70 milyonu el öper, biat kültürüdür. Bir milletvekilinin karşısında, bir bakanın karşısında yerlere yatarlar. Çünkü Türklük karakterini kaybettik. Türk olma vasıflarını kaybettik. O yüzden tabii şimdi ben kanım olan o ülkeye söz söylemek istemiyorum. Yıllarca Asya kültürü, Asya Türkleri, Rusların komünizmin altında inim inim milleti, vakti zamanında bizler, bizim gibi olanlar, biz burada ağlıyorduk. Ne zaman göreceğiz bizim kan kardeşimiz olan Azerbaycan'ın bağımsızlığını diye ağlıyorduk. Biz burada gerçekliği söylüyor. Ama
ne yazık, ne mutlu ki bize, biz gördük artık Azerbaycan'ın bağımsızlığını, o bayrağın dikilmesini, çünkü bizim için çok önemli. Ha, öbür kardeşlerimiz de artık bayrak sahibi oldular. Şimdi iftihar ediyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim. Biz biat kültüründen uzaklaşmak zorundayız. Evet. Peygamberinin karşısında asla diz çökmeyeceksiniz. Diz çökmemek yok. Ayak dimdik duracaksınız. Bize Atatürk'ün söylediği gibi muhtaç olduğun kudret Allah'tadır demiyor. Dikkat buyur. Analiz edin bu sözleri. Allah'tadır demiyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asit kanda mevcuttur diyor. Derken bu insan şey ifade ediyor. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama herkes bunu ezberler ve şarkı söyler gibi söyler. Fakat analiz etmezler sözleri. Muhtaç olduğun kudret diyor damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey Türk çocuğu, kudret sahibi olan Allah'tır demiyor. Türk'e söylüyor bunu. Neyse, burada keseyim ben. Sabrin'in ayını dinlemek istiyorum. Şeyi diyecektim. Sabina'yı Azerbaycan'daki olayları, bu gibi olayları soracaktık. O tecavüz falan, bu gibi şeyler nasıl diye, ama bir şeyi de söyleyeyim ben arada. Hani sen Türkçelerini sorduğun birkaç kelime var onun içinde. Şöyle, biz Sabina'yla dün müydü, ondan önceki gün müydü konuşurken şey pezevenk ve İbne kelimeleri, ibine, yanlış hatırlamıyorsam ibine, şuna söyleniyor, ibine iki yüzlü, iki yüzlüydü değil mi? Pezevenk de şey, böyle cüsseli, büyük, büyük adam, büyük adam, ona yani bu iş adamıyla ilgili bir kelime değil. Ha, büyük adam yok demek gibi, yani pezevenk ona deniyor. İbine de iki yüzlü, yani böyle riyakar, diğer türlü söylersek, ya da sahtekar gibi mi oluyor? Yalancı. Ya hani mesela yalan söyleyen ya da iki yüzlük yapan birisine, yani sen ne kadar ibine bir adamsın desek, yani sen ne kadar iki yüzlüsün demek oluyor. Anladım. Şimdi Sabina, şunu şimdi Numan Ata gülüyor tabii bunu duyarken. İki yüzlüyü de analiz ederiz. Analiz. Evet. İki yüzlü. Aynen. Bir yüzü erkek, bir yüzü karı. Aynen. Şimdi yorum yapmazsa. Anladım. Şimdi Sabina, çoğunlukla bizim yayınları izleyen çok azdır Azerbaycan'dan. 3 ya da 5 kişi mesela şu anda, kaç kişiyiz şu anda bilmiyorum ama genelde böyle 3-5 kişi olur. Ama sen şu an katılımcı olduğun için şimdi Türkiye'de gerçekten çocuk tecavüzü, kadın cinayetleri, yani hayvan tecavüzleri var. Bu bir gerçek ve bunların hepsi Müslümanım diyen taraftan yapılıyor genelde. Ve hakikaten ben hiçbir ateistin ya da bir Hristiyanın, Türkiye'de yaşayan bir Musevi'nin, deist ya da agnostiğin böyle bir şey yaptığını duymadım. Şimdi Azerbaycan'da bu gibi durumlar ne derecede var? Ne kadar çok? Yani bunu bize söyleye anlatabilir misin? Azerbaycan'da da galiba çocuğa şiddet vardı. Yani ev zorakılığı, evde mesela şimdi kocası kadını dövmek Azerbaycan'da her şey olur. Ama öldürmek ahir vakitlerde daha çok yüklenir. Boşandı karısını, yolda öldürür. Hamının gözünün kabağında. Ve ben gördüm ki Türk, ele bir Türkiye'den gelen haberlerden sonra bizde o cinayetler daha çok artmaya başlıyor. Boşandığı yani kadın da hatta kadın maşının kapısını, arabanın kapısını açıp çıkıp ki köme yeğenini beni öldürür yol kocam.
Hiç kim o kadına yakın durmadı. Oğluna geldi çattı kızı ve neçeden çözermesin oldu. Eli bugün seher yoktu dünen açtım, yine boşanmış karşısında çatlayıp öldürür. Yani çoğalıp, uşaklara zorakılık, ahir vaxtlarda yine o da gördüm ki uşaklara zorakılık, elə oğlan kız o da fərqi yoktu. Tutturmak üzere olarken çoxunun üstü, yani ki köməyə gəlirlər. Amma ki, yine de uşağa zorakılık var. Belki de çok üstünden çıbağı artmalı, çok dememeler. Artıp, evvelki vaxta nisbətən burada da artıp. Hatta kadına karşı zorak yok, daha çok artıp. Anladım. Yani ne ki dövdükten, hatta öldürmekten beri. Yani şu anda Azerbaycan'da diyorsun, Türkiye'dekine göre daha çok. Ben bilirim ki Türkiye'den daha çok, ben özüm de görüyorum, Türkiye'den haberleri. Özgecan hanım adı da səhərləmsə sonra başqa bir xanım var gördüm yəni işim xəbərləri və elə bir oradan gələn xəbərlərdən sonra Azərbaycanın hər şeyi artmağa başlayır. Anladım. Bir dakika, bu arada ses yankılı geliyormuş. Bir dakika, bu yayını da bir ayarlayayım, ses olayını. Şimdi şu anda da yine yankılı mı gelecek bakalım. Çünkü ben de bir taraftan telefona taktım ki kulaklığı telefona taktım ki oradan ses yankılı mı geliyor diye. Gerçekten yankılı geliyordu. Bu arada şimdi şöyle bir son ayarlama yapayım. Şu anda ses yankılı mı? Sabina çok sen... düzgün geliyor. Heh, şu an düzeldi. Evet. Sabina, bir sesini duyabilir miyim yine senin? Sen devam eder misin anlatmaya? Ben hiç şeyde, yani adi kimlerse oturup sohbet edirsen, bir, kadın bunu eləməlidir. Kadın, kişi ne dedi, kadın onun dediğiyle oturup durmalıdır. Kişi elini stolun üstüne vurdusa, kadın onun qabağında söz deyə bilməz. Niyə? Bu hamısı odur ki, dində deyir ki, qadın kişinin kölgəsidir. Qadın evdən icazəsiz, kişidən icazəsiz evdən bayra çıxa bilməz. Qadın kişiyə cavab qaytarmamalıdır. Nə dedi, onu eləməlidir. Bu dəqiqə belədir. Və nadir halda normal insan çıxar ki, qadına həqiqətən hörmət qoyar ki, bu mənim yoldaşımdır, bu qadındır, bu ayrı bir şəxsiyyətdir. Çox az deyəsin. Çox, toplumun çoxu İslamla giderek kadını ikinci planda görür. Anladım. Yani şu anda Türkiye'dekinden aslında biz Türkiye'ye bu kadar çok bu kadın cinayetleri olayında aslında üzülürken bu Azerbaycan'da daha da çok yani. Yani boşandığı zaman direkt öldürebiliyor. Ama ceza alıyor. Tutulup ceza alınacak yani. Pul vermeseler. Yani pul dediğin para. Para. Parasını vermeseler, kurtarabilmese. Şimdi bir de diyorsun ki yani mesela örnekleyelim bunu. Şimdi ben seninle evliyim. Senle ben boşandık. Ben seni öldürdüm. Eğer devlete para ödemezsem yok, ben tutuktum. Kanuni değil. Kanuni değil. Yani gizlice pul versen. Kanunla öyle bir şey yoktu ki sen adam öldürdün, pul verdin, şu cezadan kurtulabilirsen yok. Ha, kanuni olarak bir ceza yiyor yine, o var. Tabii kadını öldürdüğü ortaya çıkarsa, ki zaten ortaya çıkıyordur. Şimdi benim kafam burada karıştı biraz, dur şimdi. şimdi kadını öldürdüğü zaman kanuni bir ceza alıyor. Yani istenilen insanı öldürse kanun cezalandırır. Ama ki insan eğer biraz pulludursa, parası çoxdursa, ya o cezanı yüngülleştirebilir, o da yine gayri resmidir. Ona rüşvet deyilir de indi. Anladım. Yani orada bir ibinelik oluyor. Yani ikiyüzlülük oluyor. Bu arada bizi izleyenler, şimdi yeni gelenler varsa, bu ibine kelimesi
Azerbaycan'da ikiyüzlüler, sahtekar, hani riyakar, herkesin anlayabileceği dille söyleyeyim. O peki pulu, yani çok parası olan kişiye az bir ceza veriliyor, biraz rüşvet veriyor falan, bir şekilde indiriyor cezayı. İyi. Peki kadın kocasından boşandı diyelim, kocası öldüreceği zaman kocasına rüşvet, hani kadına şunu der mi acaba? Belki kadının parası vardır, bana paranı verirsen seni öldürmem falan. Yani bunlar da vardır Yo, mı? ben mesela bir defa bir videoya baktım. Kadın hapishanesinden çekilmiş bir videoydu. Bir Rus kadınıydı, bizde de o tür hapse düşmüştü. Sorsalar ki neresine düşmüşsen, tecavüz eleme isteyen kişini öldürmüştü. Yani kişi tecavüz eleme isteyen anda o kadın o kişini öldürdü. Kadın bir tane o sözü dedi, benim indiğim yanımda dedi ki, belli olan halde kadınlara gözyaş dolmalıdır. O gözyaş o kadına tedbir edilmemişti. Ben çoktan bakmıştım o videoya. Yani her geçen de böyle bakandı. Böyle pis iş varsa. Kadın icazı vermeli değildi ki ona. Kardeşi mübarizə aparmalıydı. Mübarizə apardığı zaman da hesaretiyle getirip ki kişi ölüp. Dur. Şimdi bazı kelimeleri anlamadım. Şimdi kadına tecavüz ettiler ya da edildi. Etmek isteyende, Ha, kadın özünü müdafiə eleyende öldürüp kişi. mesela ben diyelim ki sana tecavüz etmek istediğimde sen beni Ben öldürüyorsun ha. ve Ben hapse girdim. sen hapse giriyorsun. Beni öldürdüğün için, ama indirimi olmuyor mu bunun? Yani ben kendimi korumak istedim. Yok, onda mesela şu yenirim. İndi bilmirəm. İndi necədir? Əvvəlki o qadın, həbsdə olan qadın o cinayətlə tutulanda ona indirim olmamışdı. O qadın özü dedi ki, belə bir halda, çünki qadın həqiqətən fiziki cəhətdən kişidən zəifdir. Gücü kişiyə çatmır. Və bu ölüm ola bilər özünü qorumaq üçün. Onda deyir hardasa. Yəni güzəşt alınmalıdır da, nəzərə alınmalıdır. Yəni o qadını o nəzərə alınmamışdı. Çok tuhaf gerçekten. Ben Türkiye'nin aslında Azerbaycan'dan daha yüksek olacağını düşünürken, Azerbaycan'da aslında bu gibi şeylerin daha yüksek olması şu an mesela beni aşırı derecede şaşırttı gerçekten. Diyecek söz bulamıyorum ama Numan Atam herhalde bir şey söyleyecek. Evet. Şey mi? Tabii. Bak, bizim bir atasözümüz vardır. Türklerin atasözü. Kur'an'daki ayet gibidir. Hadis gibidir bu sözler. Atasözleri anlamı, temel anlamı töre demektir. Töre. Töre Türk bir sözdür. Evet. Arapça, Farsça, Türkçe değil. Töre Türkçedir. Deriz ki bir ahlaksızlık, yani sözün anlamı ile kişinin diğer bir kişiye ahlaksız davranışları cezası nedir bilir misin? 40 katır mı, 40 satır mı derler. Atasözüdür bu. Evet. Yani bir kadına tecavüz edip öldüren 4 tane 5 tane katırı getirirler, bağlarlar bacaklarından, kollarından, kafasından, katırlar kovarlar, o adam paramparça olur. Yani çörede vardır bu, 40 katır mı, 40 satır mı derler. Çünkü biz bu ahlakları deminden beri konuştuğumuz bu toplumlardan öğrendik. Bizim içimizde, bizde böyle bir ahlaksızlık yok. Bana tüylerim diken diken oluyor ha. O konulara girince. Evet. Şimdi yorum yazan arkadaşlarda da çoğu ülkede aynı. Niye şaşırıyorsunuz ki diyor, ama şimdi şaşırdığımız noktalar var illa tabii. Elbette ki üzücü olan durum şu. Artık
Arap ülkelerinde bu durumlar daha farklıyken Türk ülkelerinde, Türk yurtlarında, Türk topraklarında bunların neredeyse Arap ülkelerinden bile daha çok, neredeyse artık o seviyeye gelmiş, o kadar aşmış. Bunun artmış olması aslında üzücü. Şaşırdığımız nokta bu. Yani Türk ulusunun, aslında Türk budunlarının, artık Türk ulusunun budunlarının bu kadar ileriye doğru, yani ilerlemiş vaziyette ahlaksızlıkları hakikaten bizi rahatsız eden bir durum. Ama bu yapılanları hem işin gerçeği, Müslümanların, Müslüman olan kesimin, hepsi demiyorum ama çoğunluğu, en çoğu, yani bu suçların hepsine baktığımızda işlenen her 100 suçtan 99'u gerçekten "ben Müslümanım" diyenden çıkıyor. Yani 100 milyonsa bunun 95 milyonu, 99 milyonu Müslüman olan kesimden çıkıyor. Ama bir deprem olduğu zaman bu depremlerdeki olayı zinaya bağladıklarında sanki Müslüman olanlarda hiçbir suç yokmuş gibi Müslüman olmayanlara bağlıyorlar. Bir de bunu söyleyen bu kadınlara da baktığımız zaman, ki ben bunların, mesela bu gibi yorumları yapanların sosyal medyadaki Facebook hesaplarına da, böyle akontlarına, profillerine girip baktığım zaman diyorum ki, eğer deprem gerçekten senin dediğin gibi diyorum oluyorsa, önce diyorum şu profildeki, diyorum şu bacaklarını bir kaldır. Madem ki öyle, herkese bacaklarını göstermekten vazgeç. Memelerini göstermekten vazgeç. Kimlerin dikkatini çekmek istiyorsun da bunları yapıyorsun demekten kendimi alamıyorum. Benim Numan Atay'a bir sorum var. Biz öz kökümüze dönmemiz için bilinci neden başlamalıyız? İnanç konusunda değil Dinimizden ama. yoksa adet enenemizden nelerden başlıyor? Yani daha düzgün ve anlaşılacak şekilde söylersek, daha ahlaklı bir şekilde yaşayabilmek için, değil mi, bizim özümüze nasıl dönmemiz lazım? Numan Ata buna cevap versin. Biz onu şimdi ortamıza aldık. Gerçekten öyle. Şimdi ben Yunanistan'dayım. Numan Ata Azerbaycanlı, Yunanistan'ın ortasında. Ben sıralamayı bu yüzden yaptım. Kendimi sola koydum. Numan Ata'yı ortaya aldık. Sabina'yı da en sağa koyduk. Dedik ki, biz Numan Ata'yı sağdan soldan sıkıştırırız bugün. Dedik güzel güzel sorarız, o da bize cevaplar, izleyenler de cevap verir. Şimdi sen Sabina'nın sorusuna, Numan Ata. Yani biz, şunu anlamak mecburiyetindeyiz. Bizim yaşamış olduğumuz bu büyük coğrafyanın içerisinde Türk olarak, yani şimdi Türk'ü ben ırk olarak kabulleniyorum, böyle konuşuyorum. Türk olarak bizi kimler çok sever? Müslümanlar mı? Yahudiler mi? İsrail çocukları mı? Yoksa İsa'nın çocukları mı? Yoksa Çin dediğimiz, o Çin'de yaşayan, o inanca sahip olan Brahmanlar, Budistler, onlar mı bizi çok severler? Bizi hiç kimse sevmez. Bizden korkarlar. Neden korkarlar? Türk. Sebebi şu: yeryüzünde insanoğlunun varlığı meydana geldikten sonra uygarlaşmanın içerisinde yeryüzündeki bütün insanlara biz uygar olmayı öğrettik. Yani Arapçası medeni olmayı, insan vasıflarının nasıl kullanılacağını biz öğrettik. Bütün bu insanlığa, geçmiş ön Türk tarihini
araştıracak olursanız bunları göreceksiniz. Avrupa'da, Batı'da en büyük ahlaksızlıklar, en büyük kirlilikler, yaşam içerisindeki pisliklerden kurtulmalarını biz öğrettik. Ayaklarına giydikleri bugünkü İtalyanca olan pantolone, keket, çaket, bunları biz öğrettik. Onlar entari giyiyorlardı. Hı-hı. Araplar da entari giyerler. Avrupalılar da entari giyerler. Kısa entariler. Hı-hı. Ama biz onlara giyinmesini öğrettik. İnsan gibi davranmalarını ne kadar öğretebildiysek, konuştukları dillerinin içerisinde o kadar çok Türkçe sözcükler vardır ki inanılması zordur. Şimdi biz bu insanlara bu uygarlıkları öğrettik. Onlar da şu an 19. yüzyılın başından bugüne bizimle uğraşırlar. 1400 sene önce de Araplar bizimle uğraşırdı. Araplar bize Allah adına, negatif olan bir varlık adına bize ahlakı öğretmeye kalktılar. Ha, kendileri ahlaksız bir topluluk yaratılışında var. Örnek Kabe denilen o dört duvarın, İslam daha Muhammed dünyada yok iken o Kabe'nin etrafında bunlar tavaf ederler, dönerlerken Kabe'nin içindeki Allah'lara anadan doğma çırılçıplak gezerler. Hangi ahlak? Türklerin hiçbir boyunda, Arapça söyleyeyim, aşiretinde çırılçıplak gezmek diye bir şey yoktur. Onlarda var. Amerika'da yaşayan Kızılderililer var. Kızılderili diyoruz. Sen adı bunların Tunç derilidir. Bizim de adımız, rengimiz Tunç derilidir. Tunç derili. Yani bakıra çalan Anadolu'da ve diğer yerlerde kumral dediğimiz insanlarız biz. Beyaz değiliz biz. Beyaz Avrupalı. Ari soydan gelenler sütte leke olur, onlarda leke yoktur. Teninde beyazdırlar. İğrenç bir beyazlıkları vardı. Ha, melezleri var, o ayrı bir konu. Mesela İngilizce bir kitabı alın elinize, bir Kızılderili'den bahsediyor. İçinde Latin alfabesiyle yazılmış olan İngilizce denilen sözlerin içinde Türkçe bir sözcük vardır. Kara ayak. Kızılderili kabilesi. Türkçe kara ayak. Kuzey bölgesi, Kanada tarafında Atabaşkan kabilesi var. Türkçe. Türkçe konuşuyorlar. Yani demek istiyorum ki bizi, biz Türkleri dünyanın hiçbir ülkesi sevmez. Bizi sevenler bir tek kimdir biliyor musunuz? Japonlar ve Koreliler. Çünkü akrabayız onlarla. Evet. Korelilerle akraba, Japonlarla da akrabayız. Nasıl akrabayız? Japonlarla Kamçatka Yarımadası'nda Aynular yaşar. Türktür onlar. Aynı. Bu Aynular ada halkı olan Japonlarla birbirlerine girip kaynaşırlar. Melezleşme vardır. Bu melezleşmenin neticesinde bizler dominant olduğumuz için, onlar pozitif olduklarından dolayı fiziki yapıları, yaratılışları negatif olduğu için onlar da Türkleşirler. Ama kültür olarak yabancıdırlar. Yabancı bir kültür. Ama ahlaki yönleri aynı bizim gibidir aşağı yukarı. Asya Türkünün, Müslüman Türkün demiyorum, Asya Türkünün ahlaki yapıları onlarda da vardır. Mesela geisha denilen Japonlarda bir yaşam meselesi vardır. Onlar bunu değiştirmişler.
Biz de vaktinde atalarımız kam dediğimiz hem dini hem tabi bilimleri bilen kişiler çıkarlar. Aşiretlerimizi, Arapçasını kullanıyorum, boylarımızı gezerlerken, yani köyleri gezerken istikbalin bir takım kızlarını sıfat kullanmıyorum. Kızları alırlar, hemşire olarak yetiştirirler. Savaş meydanlarında yaralı olan askerlere bakabilmek, bir de cinsel konularda, bakın cinsel konularda olarak genç oğlan çocuklarını yetiştirirler. Bugün Japonya'daki geyşalar da bunun bir farklı yönünü geliştirmişlerdir ve bizde kaybolmuştur bu adetler. Çünkü bizler İslami kültürle bütün değerlerimizi kaybettik. Tamamen bir ahlaki çöküş içerisindeyiz. Ancak kafanı secdeye vuracaksın ama kafanın içi şeytanlıkla dolu olacak. İmamın götüne bakacaksın namaz kılarken. Bir de bu var yani. Hani bunu bilerek söylüyorum. Çünkü vakti zamanında ben de çok camiye gittim. Namaz kıldım. Vaziyetleri orada hep görmüşümdür yani. Kimin ne yapmak istediğini gördüm. Bizzatihi şahidini. İşte o yüzden bu çözülmeler olmuştur. İyi de olmuş çözülmelerimiz. Şimdi biz Türkler bizi sevmezler. Ne Arap sever, ne Batı sever. Bu toprakların, Asya topraklarının bütün konuşuyorum. Asya dediğim zaman ön Asya dahil, Azerbaycan dahil, Kırım dahil, bugünkü Rusya toprakları dahil olmak üzere, bizim Balkanlar olmak üzere bizim tapulu malımız bunlar. Tapulu, coğrafya. Ama şu var, bize aşılanan bir konu var. Hazreti Süleyman Efendimiz vardır ya, evet, hani inanırız ya, peygamberdir o Süleyman. Yani bir kral, İsrail kralı, Yahudi kralı, Salomon, adı Salomon'dur onun. Biz Arapça söylüyoruz, Süleyman diyoruz. Peygamberlikle alakası yoktur onun. Ama bize peygamber diye yuttururlar. Bu da ayrı bir konudur. Bu Salomon'un imparatorluk toprakları var. Varmış diyorum. Çünkü bunlar da yalan. Anladın mı? Çünkü tarihin derinliklerine baktığımız zaman 36. enlem 16. boylam arasında bütün kuzey toprakları Türk toprağıdır. Bakın. Açık haritayı göreceksin. 36. enlem, 16. boylam arasındaki bütün coğrafya, kuzey coğrafyası bizim tapulu malımız. Ama şu an zaman içerisinde yöneticilerimizin fetret dönemlerine döndükleri çöküş dönemlerinde bazı Emevilerin Türkistan'a saldırdığı gibi saldırmışlardı, sahiplenmeye kalkmışlardı. Şimdi bize de şu an İsrail'in yaptığı bir durum vardı. Evet. Biz 50 sene önce bunları konuşuyorduk, bugün gerçekleşiyor. Bugün gerçekleşiyor. Akdeniz, Anadolu denilen ön Asya'nın güney toprakları, güneydoğu toprakları ve doğu toprakları, yani güneydoğu Anadolu, doğu Anadolu ve güney bölgemiz, Akdeniz bölgemiz, İsrail talepkar şu an. Daha yıllar öncesinde adı vaat edilmiş, Türkçesi vaat edilmiş topraklar, yani arz-ı mevut. Nereye kadar gidecekler biliyor musunuz? Gürcistan'a kadar çıkacaklar, Azerbaycan da dahil içinde. Bunu böyle bilin. İran'ın bir kısmı da dahil olmak üzere bu toprakları Süleyman için, Salomon için istiyorlar. Şimdi vakti geldi. Amerika İsrail'in arkasında,
Orta Doğu denilen topraklar üzerindeki melez halkları kışkırtıp, anarşist yapıp bir takım yerlere diyorlar. Onun anlamı şu, demek istediğim şu, yüzyıllardır bizi sevmezler. Gözleri bizim üstümüzde. Yeşil kuşak denilen dinci bir propagandayla harekete geçti Amerika. Bütün ne kadar Müslüman tutucular varsa hepsini ayaklandırdılar. Başka bir taraftan da bir kendileri katliamcı olmalarına rağmen, insanlık suçlarını işlemelerine rağmen Batı'nın bize katliamcı demeleri, evet, ama aynı zamanda da bizi suçlamak için bir yerden de dostluk elini göstermek, bizi uyutmaları, sömürge altına almak istemeleri, bütün bu oyunların, dini hareketlerin, Anadolu toprakları denilen bu topraklarda, Ön Asya'da Hristiyan misyonerlerinin burada faaliyet göstermesi, ki İsa denilen kim olduğunu bizler iyi biliyoruz, gayrimeşru bir papazın ama bize onu da peygamber diye yuttururlar, yutarız, gayrimeşru bir papazın çocuğudur. Kur'an'da dahi Meryem anamız denilen kadının bir çiçek koparıp da koklamasıyla hamile kaldığını bize bir hoca öğretirse ve bu hoca da mahkemeye çıkmış olan Meryem'i sorgularken hakimler o gün, Meryem der ki işaretle hakimlere anlatır. Başımda Allah, sağımda melek, solumda melek, karnımdaki çocuk dile gel der ve çocuk dile gelir. Der ki La ilahe ben İsa'yım der ve bize bunu yuttururlar. Gayrimeşru bir çocuğu peygamber diye yuttururlar. Şimdi uzun lafın kısası, biz Türkleri asla sevmezler. İstediğimiz kadar bunlarla dost olalım, bizim dostluğumuz yok, olmaması gerekir. Sadece ticari ilişkilerimiz olabilir. Çünkü ne Fransız bizi sever, çünkü eğer ki sayacak olursam, şimdi zaman ne kadardır bilmiyorum, Fransız Akdeniz sahilinde yaşayan halklar Fransız diliyle Türkofil bölgesidir. Yani Türklerin yaşadığı bölgedir. Hı hı. Sevmezler. Orada yaşayanlara da kendi tarihlerini öğretmezler. İtalya'nın batı bölgesinin ortasından biri çizdiği zaman ortasında batı bölgesi Türkofil bölgesi. Orada yaşayan halklar Türkler İtalyanlar yoktur. İtalyanlar sonradan gelmiştir. Bunları niye söylüyorum? Bizi sevmezler Türk'ü. Çünkü Türk kahramandır. Dağların bile İtalyan Alpleri, Avusturya Alpleri Türkçe söz konmuş. Bütün mesele burada. Sevilmediğimiz için. Sevilmediğimiz için onlar tarafından. Çünkü yeryüzünün en uygar halkı Türklerdir. Onlar uygar muygar değiller. Ama bizi kendi kültürleriyle yoğurup bizi de ahlaksız duruma düşürmüşlerdir. Japonlar konusunda Japonlar istisnadır. Bakın. Neden? Koreli'nin Kubilay Han'ın, Kubilay Han diyoruz. Esasında Han sözü Farsçadır. Türkçemizde H harfi yoktur. Harfi yoktur. Kaan'dır.
Kubilay Khan orada yarı adaya çıkar. Oradaki halklarla haşır neşir olurlar. Onlar da bir Türk melezidirler. Ve Türklük bu konularda pozitiftir. Çünkü bizim genetik yapılarımız inanılmaz derecede baskındır. Onlarınki ise melez olduğundan dolayı pozitif değildirler, baskın değildirler. Ve zaman içerisinde kültürlerine devam etmekle birlikte fiziki yapıları Türkleşir. Eğer fiziki antropoloji bilgisi olanlar varsa incelesinler, Türk'ün özelliklerini, fiziki özelliklerini bir görsünler. Türkler brachycephaldir, yüz indekslerinin ölçüleri ayrı, boy indeksi vardır. Baş noktasından kalça noktasıyla taban arasındaki mesafe Türklerde eşittir. Kafkas Türkleri, Azeri Türkleri dediğimiz kişiler ise uzun boylu olabilirler. Ama bütün üyeleri Amerikalılar gibi leylek bacaklı değildir. Konunun bir tarafına atlama yapıyoruz. Yani mecburen demek istediğim şu, Japonlar ve Koreliler bize hısımdırlar, akraba. Böyle bakacağız. O yüzden şunu demek isterim ki bizi hiçbir ulus temel olarak sevmez. Sebepleri yeryüzünün tek uygar milleti olduğumuz için, uygar ulusu olduğumuzdan dolayı. Uygur diyoruz değil mi? Uygar evet. Demektir. Mısır'daki piramitleri dahi yapan biziz. O götü boklu Araplara mal eder. Avrupalı Türk ismini söylemezler. Yazılmış olan hiyerolif yazılarının içerisinde Türkçe sözcükler vardır. Şimdi, bu yüzden ne Ari dediğimiz soy, yani Batılı'nın atalarının soyudur Ariler, ne Mongoloidler, Moğol demiyorum, yani Çinliler, ne de negatif olan, yani zenciler bizi sevmezler. Bunların alayı mezosefal, dolikosefal, biz brachycephalis. Anlamı şu, yuvarlak kafa. Bu kafanın içerisindeki eğil, misal olarak görüyorum, 500 gram beyin. Dolikosal o sefal kafanın içerisindeki beyin 250 gram. Şimdi neden sevmediklerini anlatmaya çalışıyorum. Biz zeki bir milletiz. Evet. Ama eğitimi güzel. Yeryüzünün en zeki toplumu biziz. Hala da öyle ama kafamız dine çalıştığı için, din konusuna çalıştığından dolayı biz kapatmışız beynimizi. Onlar ise 250 gram beyinle uzaya gidiyorlar. Halbuki ilk uzay keşiflerini yapan Türk ulusudur. Türkler uzay keşfini yapan. Evet. Dikkat edersen isimlerimiz dahi, isimlerimiz Türkçe olan isimler. Umay Ana diyorum. Kimdir o Umay Ana? Gökteki ay. Kızımızın adına güneş koyuyoruz. Nedir o? Türkçe bizi ısıtandır. Evren diyoruz. Kainatın kendisidir kızımız. Şimdi anlatmak istediğim şu. Türk, Atatürk'ümüzün dediği gibi Türk çalışkandır. Türk zekidir. Ama İslam, Hristiyanlık çünkü Hazar Türkleri, Kafkasların kuzey ucunda yaşayan Hazar devletinin çocuk torunları Musevi olmuşlardır.
Biz bugün onlara Karaimler diyoruz. Ama denilen adam da İsrailleri katletmedi. Bizi katletmiştir. Bizim çocuklarımızı. Yani Karaimlerini Musevi olan Türkleri katliam yapmışlardı. İki bölümdür onlar. Zaparatlar, Avrupalıdır. Zaparat denilen. Bir de Türkleri vardır. Karaimler. Onlar Türktürler. Onlar Osmanlı Sarayı'nda Zaparatlar sefaat sürmüştür. 20. içerisinde de hala sefaat sürerler. Ama Karaimliler Sovyetlerin altında ezilmiş, bir de Almanların, ırkçı olan Almanların altında ezilmişlerdir, mahvedilmişlerdir. Biz tabii bunları layıkıyla bilmiyoruz. Çünkü şunu bilmiyoruz. Biz dinsel, o mantıkla bakıyoruz olaylara. Allah ne vermişse, ne dediyse diyoruz, biz onu uygularız. Kendi soyunu tanımıyoruz. Soyumuzu tanımıyoruz. Eğer soyumuzu saymaya kalkarsak inanamazsın. Yani o zaman bizim... şöyle olmuş oluyor. Lafını balla kesmiş olayım. İslam dini ırkçılığa karşıdır der Müslümanlar ama Arap ırkçılığını bize dayatıyorlar bu sefer. Evet, aynen öyle. Batı dünyası dahi ırkçılığa sözle karşıdır. Bizler humanistiz derler ama yeryüzünün en büyük ırkçılığını da onlar yaparlar. 18. yüzyılın başlarında Afrika'daki yaşayan insanları, onlar negro diyorlar, zencileri, siyahileri esir, köle olarak alıp Amerika'ya taşımışlardır. Parayla satmışlardır. 19. yüzyılın sonlarına doğru da Fransızlar Kuzey Afrika'ya girmişlerdir. Cezayir'de, Libya'da, Tunus'ta yaptıkları işkenceleri insanlık unutmuştur. Okumazlar bile. Mesela bir Fransız lejyonu, yani paralı askeri, bir Cezayirli'nin çırılçıplak soyar. Hani özür dileyerek söylüyorum. Kendi ağzındaki pipoyu çıkarır, Cezayirli'nin kıçına sokar, elinde silahla ateş eder, yere ayaklarına koşlar. Koşarken arkadan o pipo böyle puh 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 duman çıkarır. Bu bir onlara göre oyundur, bize göre bir işkencedir. Evet. İnsanlığa bir işkence. Cezayir'deki Fransızların yaptıkları katliamları, Libya'da yaptıkları İtalyanların katliamlarını insanlık görmezlikten gelirler. Ama bize derler ki yapmadığımız bir katliamı, yapmadığımız Ermeni katliamını bize katil olarak sunarlar. Dolayısıyla da Azerbaycan Türklerine de bu katliamlar yapılırken biz burada ayağa kalkmışızdır ama orasını nokta nokta kapatayım. Çünkü bizi belki dinlerler. Başımız sıkıntıya girmesin. Bizler yardım etmemişizdir. Azerbaycan benim can kardeşime yardım elini uzatmadık biz. Kim ne derse desin. O şerefsiz Ermeniler en büyük katliamı 1 milyon benim kan kardeşimi sürgün etmişlerdir o topraklarda. Ama şu var, Sovyetler de ses çıkarmamıştır. Rusya da sesini çıkarmamıştır. Evet. Bu konularda. Çünkü nedeni sen yeryüzünün tek uygar bir ulusun. Sen yeryüzünde yaşayan insanlığın timsalisin, örneksin. İnsanlık içinde örneksin. Türk olarak o yüzden seni sevmezler. Ve ellerinden geldiği kadar her türlü
emperyalistçe bütün hareketleri yaparlar. Ama biz elhamdülillah Müslüman olduğumuz için uykudayız. Uyanmayız hiçbir zaman. Her şeyi Allah'a havale ederiz. Çünkü Allah gelecek de bizi kurtaracak. Ben bir... Neyse ben şimdi demek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'ı çok merak ediyorum. Şöyle yapalım mı? Ben bir buçuk dakikalık bir dinleteceğim şimdi. Senin biraz önceki söylemiş olduğun sözlerden sonra Atatürk'ün 10. yıl nutkundan bir kesit. 1,5 dakikalık. Bir onu dinleteyim. Tamam, ben şimdi başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Tamam. Farsça peygamber. Anlamı nedir? Arapçası Resul. Anlamı nedir? Türkçesi bunların karşılığı nedir? Bunu bilmek zorundayız. Evet. Eğer ben Farsça söyleyecek olursam Atatürk bir peygamberdir. Arapça söyleyecek olur Atatürk bir Resul'dür. Türkçe söylersem ulu bilgedir. Türkçesi o. Çünkü bizde de peygamber çok. Peygamber nedir? Yol göstericidir. Ahlaka davet eden ahlaksız olmamak için bize yol gösterenler vardır. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Oğuz töresi diyoruz. Oğuz töresi nedir ya? Arapça konuşursak bir risale, bir Kur'an, bir kitaptır. Yol gösteren bir kitaptır. Oğuz kendisi peygamberdir. Peki başka peygamberimiz yok mudur bizim? O kadar çok ki bizde peygamberler, yol göstericilerimiz. Evet. Tanrısal bize yol gösteriyor. O kadar isim isim sayabilirim hepsi. Ama şu var, biz onları Arap mantığıyla, Farisi mantıkla baktığımız için bir zaman Türkçesini kabul etmeyi bilmiyoruz çünkü. Peygamber. Nasıl peygamber olur? Farisilerde peygamber oluyor da, Araplarda oluyor da, bizde yok mu yani? Yeryüzündeki insanla yol gösteren biziz. Affedersiniz, kıçını yıkamasını biz öğrendik onları. Arap kıçını kumla yıkarken İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar kışlarını yıkamazlar. Sadece sıçarlar, bırakırlar kurusun, tüy dikerler. Hani tüy mü diktin derler ya. Alırlar hizmetçiler o tüyü, balkondan dışarıya atarlar. Kuruduktan sonra. Evet. Bunlara yıkamazlar. Bir söyleyeyim. İnanın bak. Biz kim olduğumuzu bilmiyoruz. Evet. Çünkü kanmayı Arap'tan öğrendik. Ha? Öyle mi? Diyorlar. Arap ne bilir? Neyse. Seni dinliyorum. Tamam. Ben şu 1,5 dakikalık videoyu bir dinleteyim herkese. Ondan sonra senin söylediğin bu son konuşmadan herkese bir şey söyleyeceğim. Çünkü Müslümanlar da izliyor şu anda. Biraz önceki konuşmayı çarpıtacaklar. Ben bir Atatürk'ün konuşmasını dinleteyim 1,5 dakikalık. Tamam, bir dakika. Kültürümüzü, doğasının medesini üstüne çıkaracağız.
başında tuttuğuna şanın kuşuna delindi. Kız dinledi. Ebediyeten, vakit giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, radenlerle bizi kutlamayı gönülden dilerim. Hem olsa, hem olsun sana. Şimdi biraz önce sen son anlattığın bölümde şimdi bazı Müslüman kesim yine şimdi şuna değinecekler. Diyecekler ki işte canlı yayın açmışlar orada işte Atatürk'e peygamber diyorlar bilmem ne diyorlar falan. Halbuki biraz önce dediğimiz gibi o Resul ve peygamber kelimelerinin Türkçe karşılığı bilge demek. Biz burada Atatürk'ü bunlar hani nasıl ki Muhammed Allah ile konuştuğunu iddia ediyor. Musa, İsa, İbrahim, Yahya, Harun, her neyse Süleyman falan bunların hepsi Allah ile konuştuğunu iddia edilse ediyorlarsa da şimdi diyecekler ki işte Atatürk Allah ile mi konuştu o zaman? Ya da Atatürk Tanrı'yla mı konuştu? Ya da Yaratıcı'yla mı konuştu? Ya da İlah'la mı konuştu? İşte gördünüz Kemalist düşünce işte bu. Bunlar Atatürk'ü peygamber ilan ediyor. Atatürk zaten peygamberdi. Yani bunun Türkçe karşılığı bilge bir yol göstericiydi. Ulu bilge yol göstericiydi. Bunlar peygamber kelimesinin ne olduğunu bilmedikleri için Arapların dini lideri olan Muhammed'e peygamber diyorlar. Yani Türkçesi Muhammed burada yol gösterici, bilge kişi olmuş oluyor dini olarak. Ama Allah ya da Tanrı ile iletişimde olduğu düşünülen. Ama bizdeki bu şekilde değil tabii ama bunu muhakkak çarpıtacaklar. Neden dolayı? Çünkü beyin denilen olay, organ bunlarda daha farklı çalışıyor. Biraz değişik çalışıyor. Şimdi Sabina'ya da bir söz hakkı verelim. O bayağı bir dinledi. Hakikaten normal hatta çok güzel malumatlar deyir. Adamı maraqlı da ona kulağı asmak. Bilmediğim çok şey var. Öğrenirim. Hakikaten. Bir cızıltı geliyor mu arada? Duyan var mı onu böyle bıp 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 diye bir ses? Ben özüm de duyuyorum. O neden dolayı onu bilmiyorum ama bir şu kulaklığı çıkartayım bakayım mikrofon olarak. Sendeyiz Sabina, sen anlat biraz. Sen de konuş Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da yaşadım. Ben yani kadın kölgedir, kadın hürmetsizdir, hukuksuzdur. Yani belki İslam'dan kabahki dövrü götürsek ve İslam'dan sonraki belki kadın yani kadının elinden çok şeyler alındı ve İslam gelmeyene kadından çok şeyler alındı. Şimdi, yorumlara da bir arada bakayım. Burada çok acayip yorumlar da var. Mesela araba lanet olsun, Tanrı Türk'ü korusun, yüceltsin dedikten sonra şöyle bir inşallah kelimesi var. Yani hem araba lanet edip hem de inşallah kelimesini kullanmak çok ironi bir yorum. Onun dışında işte ne olursan ol Yunan olma yorumu var. Bilmiyorum bana ithafen mi söylediler ama onu da bilmiyorum. Yorumlara da bir bakayım arada. Bir
seste bir kopukluk var. Bir arada cızıltı geliyor. Sana geliyor mu Sabino? Sesin aydın gelmiyor. Ben net birimizin mikrofonunda bir şey var diyeceğim ama onu tam çözemedim. Sabina, bir kulaklığını, mikrofonu çıkarabilir misin? Yok, değil. Tamam, sen takabilirsin. Senden dolayı değilmiş. Bir sesle bir boğukluk var. Şimdi ne diyelim? Bir bozukluk var seste. Bu arada ben bir video izlettireyim herkese. O arada da bu mikrofon olayını bir çözmüş olalım. Mesela ne yapalım? Şu an durdu. Şu an kesildi o ses. Ama yine devam ediyor arada. Sen deyim numarada. Ne söylemek istiyorum? O tenkit edenlere şunu soruyorum. Yakup peygamber denilen Yahudinin öz kızlarıyla yatağa girdiğini biliyorlar mı? Kendi öz kızı, iki tane kızı var. Öz kızlarıyla Yakup peygamber denilen İsrail çocuğunun kızlarıyla yatağa girdiğinden haberleri var mı? Okudular mı? Bir öğrensinler bakalım. Nasıl bir peygambermiş? Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Adem denilen, hani Allah tarafından balçıktan yaratılmış ya, çamurdan. Hı-hı. Ona bir can vermiş Allah. Hı-hı. Canı verdik, bir erkek kalıyor. Hı-hı. Sol kaburga kemiğinden, eğer noksanı varsa, sol kaburga kemiğinden eşini çıkarıyor. Hı-hı. Adına Havva deniliyor. Kendi bedeninden doğmuş olan bir kadınla yatağa nasıl giriyor Adem? Olan çocuklarda kızlar erkekler cinsel ilişkiye nasıl giriyorlar? Hangi sebep? O Allah ki onun başka insanları yaratma kudreti yok muydu ki böyle enses ilişkiyle çocukları, insanlığı yaratıyor? Böyle bir yaratış olur mu? Nasıl bir Allah? Ahlaksız. Yani. Bana kutsallıktan hiç kimseye Adem denilen adamın sol kaburga kemiğinden Havva denilen kadın dünyaya getirilir ve doğacak çocuklar da enses ilişki içerisinde çoğalırlar. Bunu neyle izah edebilirler. Nasıl izah edebilirler? Ama tabii bizler bunu şöyle düşünürüz. Bir mitolojik hikayedir bu. Yaratılış olan bir hikayedir. Ama bizde de var bir hikaye. Tengri bir gök vardı, bir de su vardı. Gökle suyun arasında Tengri Kara Kağan dolaşıyordu. Bu Kara Kağan suya doğru, suyun içerisinden, dibinden, dikkatle sözleri analiz etmen isterim. Suyun içerisinden birden fazla çoğul olmak üzere er kişi yaratıldı. Enses ilişki yok burada. Evet. En fazla çoğul yaratıldı. Her kişi kadın da dahil olmak üzere birden fazla çoğul yaratıldı. Kim yarattı? Tengri Kara Kağan. Adı böyle.
Ökle suyun arasında gezer. Şimdi bir kulaklıkta takınca. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman bu bir mitolojik bir düşünce. İnsanlığın yaratılış hikayesi. Bir düşünceyle yaratılmış. Gerçek anlamda biyolojik olarak nasıl yaratıldığımız daha keşfedilmedi. Açıkçası. Ama bizim atalarımızın düşünce yapısında olan davranış, anlayış bu şekliyle. Şimdi bunu analiz edersek, Uluhan, dikkat et sözlerime. Üstünde yaşadığımız bu küre, yuvarlak nereden koptu? Güneşten kopma bir parça, bir alev kütlesi. Kendi etrafında dönerken güneşin de etrafında dönüyor idi. Güneşin etrafında dönüyor. Ve bu dönüşlerin esnasında bir soğuma meydana geliyor. Soğuma. Nedir bu soğuma? Nasıl oluyor? Uzay boşluğu gerçek anlamda buz gibi soğuk. Ve bir atmosfer yaratıyor kendinde. O ateş kütlesi atmosfer yaratıyor. Atmosferin içi sıcak, dışı soğuk. Örnek, evinde kışın çok soğuk dışarısı ama evin içi sıcak. Camların soğukla sıcak çarpışmasından dolayı oksijen dediğimiz bir buharlaşmayla bir su meydana geliyor mu? Evet. Su geliyor. Bu su atmosfere çarptığı zaman buharlaşma, oksijen ateşin üstüne dökülüyor mu? Evet. Ateşi suyla, oksijenle kaplıyor mu? Evet. Şu an büyük okyanusta yeni yeni yer denizin dibinden adalar çıkıyor mu yukarıya? Evet. Çıkıyor. Depremler oluyor mu? Evet. Nerede oluyor deprem? Merkezi dediğimiz kütlenin ortasındaki lavların hareketinden dolayı oluyor. İyi de suyun üstüne çıkmasıyla bizim vücudumuzun, bünyemizin %70'inin sudan meydana geldiğini biliyor muyuz? Evet. Biz beden olarak sudan suyu içmezsen yaşayabilir misin? Oksijensiz mümkün değil. Yaşayabilir misin? Mümkün değil. Demek ki biz, bizim varlığımız hangi şekliyle olursa olsun bizim yaratılışımızda bir gerçek payı var. Evren içerisinde biz bu kütlenin üzerinde var olduk. Ha, bunu artık sözün anlamıyla, sözün tam anlamıyla gerçek anlamda bilim adamlarının araştırması gerekir. Mesela Darwin der ki ilk hayat suda başladı. Benim atalarım da söylüyor suda başladığını. Evet. Darwin daha yeni öğreniyor. Evet. Bir amip, bir amip, bir tek hücre canlı sudan çıkıyor karaya. Kara üzerinde çeşitli kılıklara bürünerek insanoğlunun varlığından bahsediyor. Homo sapiens'ten bugünkü insana geldiğimizi anlatıyor. Kim? Darwin. İyi de temel olarak anlatmak istediği neydi? Sudan var olduğumuzu söylüyor. Peki Arap ne diyor? Bir mitolojik hikayesiyle çamurdan olduğunu söylüyor. Ha, çamurun içinde de su var. O da ayrı bir konu. Ama evet, biz diyoruz ki birden fazla çoğul olarak er kişi yaratıldı. Onlar ise kendi kızlarıyla evlenebilen, kendi kızlarıyla kardeşler kendi içlerinde birbiriyle evlenen bir halk, bir topluluk. Onlara İslam bile
getirdiği ahlaki davranışlar az bile. Araplara, bizde kendi soyundan, aile soyundan kızla evlenmek yasaktır. Türklerde asla evet. Evlenen, eğer evlenen varsa dahi o zaten yolunu değiştirmiş. İslami veya İsevi kültürle oluştuğu için kendi kız kardeşine, kendi teyzesinin kızına, amcasının kızına göz koymuş olabilir. Ama Türkler 7 kuşak öteden kız alırlar. 7 kuşak sayarlar. Evet. O yüzden Arap, yani Semitik dediğimiz Sami kavimlerinin inançlarının dışında bizim bir de ahlaki tarafımız vardır. Hı-hı. Sami kavimlerinin inançlarında enses ilişki vardır. Enses Hı-hı. ilişki. Şimdi tabii fazla toplumu etmek istemiyorum. Saymaya kalkarsam o peygamberlerin kimlerle nasıl evlendiklerini hepsini tek tek sayabilirim. Hı hı. Demin söylediğim gibi Yakup denilen kişi İsrail çocuğu zaten şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yakup daha çocukluk, delikanlılık çağında peygamberliği yok. Hı hı. Tevrat. Tevrat'a göre konuşuyorum. Hı hı. Tevrat da der ki Yakup teyzesinin yanına gitmiştir. Teyzesinde otururken teyzesinin iki tane kızı vardır. Küçük kızın güzel olduğunu görür Yakup. Teyzesine der ki, bana bu küçük kızını verir misin, evleneyim. Teyzesi de der ki, bana 7 sene hizmet edersen sana küçük kızı veririm. 7 sene hizmet eder, gerdek gecesi karanlık olduğu için büyük kızı Yakup'un koynuna sokar. Yakup sabahleyin kalktığı zaman bir bakar ki büyük kız var, teyzesine der ki senden küçük kızı istedim, sen niye bana büyüğünü verdin der. Tevrat'tan bahsediyorum. Teyze de der ki 7 sene daha hizmet edersen sana küçüğü de veririm. 7 sene daha hizmet eder Yakup teyzesine, küçük kızı da verir. Yakup zaten temelde hilekar olduğu için Yakup isminin anlamı hilekar demektir. İsrail İbranice hilekar. Bu hilekar adam karılarını alır, teyzesinin hayvanlarının içinden seçer en iyilerini, çölün mutena bir yerine kaçarlar. Karıları dışarıda, hayvanları otlatırken çölde, Yakup çadırın içinde yatar. Dikkat et, buradaki işlemin ahlaki yönlerini düşüneceksin. Bir sefer karılar çalışıyor, Yakup tembel. Bu bir. İkincisi, çadırın içinde bir adam belirir. Yakup ayağa kalkar. Der ki, sen kimsin? O da der ki, ben Allah'ım. Der. Yakup şaşırır. Yakup der ki, madem ki sen Allah'sın, beni İsrail kavminin başına peygamber yap. Allah der ki, olmaz. O zaman Yakup Allah'la güreşmeye kalkar. Allah'ın hayalarından tutar, sıkar. Allah der ki, Yakup'a, Yakup'u yenemiyor Allah. Tevrat der ki, Yakup bırak beni der. Allah Yakup'a, ben diyor seni bırakırım ama beni peygamber yaparsan. Ben de diyor seni İsrail kavminin başına peygamber yaptım Yakup der. Yakup da Allah'ı serbest bırakır. Ve bugün nasıl ki Hazreti Muhammed'in Miraç'a çıktığı yer var ya, nokta. Evet. Kudüs'te, nokta. Bugün dahi o çölün mutena yeri aynı Muhammed'in Miraç'a çıktığı yer gibi kutsaldır.
Adı da Peniel'dir. Peniel. Ve oraya giderler, tavaf ederler. İsrailliler. Şimdi ana karnında zaten bu hilekar sözünün anlamı, iki kardeştir bunlar. Dünyaya en önce gelen ağabey olur, arkada kalan kardeş olur. Yakup abisi olacak kişinin topuğundan tutar, çeker. Kendi önden çıkar, abisi arkada kalır. O zaman ona şunu derler: topuk tutan. Ana karnında hilekarsın derler. Yakup adını takarlar. Mesela bu. Yani şimdi ben böyle bir adama peygamber olduğu için biat edeceğim. Tüh! Ya ben Türk'üm, Türk. Bizde hilekarlık yoktur. Bizde kahramanlık vardır, yiğitlik vardır, erlik vardır. Alp olma haysiyet ve şerefi vardır. Biz ne Evet. kadına tecavüz ederiz, ne öldürürüz, ne de çocuk öldürürüz. Ama onlar her türlü kepazeliği yapabilirler. Buna muktedirler. Çünkü Sami kavimlerinin temel inançları İsrail'den gelmektedir, kaynaklanmaktadır. Muhammed dahi amcasıyla ticari kervanlar içerisinde Türkistan'a dahi giderlerken öğrendikleri vardır. Kudüs'e gelir, Kudüs'teki papazlarla, hahamlarla istişarede bulunur. Onlardan öğrendiklerini İslam adıyla kendi halkına dağıtmıştır. Ve biz Türkleri de baskıyla bu konuya itelemişlerdir. Ama ne yazık ki bizim din adamlarımızın, hepsini suçlamayıp, istisnaları var çünkü, ilahiyat fakültelerini bitirmiş, Evet. üniversitesini bitirmiş olan öyle din adamımız var ki inanmıyor. İnancı yok. Evet. Silmiş atmış. Çünkü Arap'ın bu ahlaksız davranışlarını öğrendiği için silip atmış. Neyse, sözüm bu kadar. Şimdi seni dinliyorum. Ben kızımı dinlemek istiyorum. O da suspus kaldı. Başta iyiydi. Sonra biraz suskunlaştı şimdi o. Fakat biri yazık kamin. Bir dakika takım olun. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı oku. Bir de aradan açıklıyor her şeyi. Ya ben onu bilmek istiyorum. Bu neyi açıklıyor? Muhammed'in özüne sevkilediği ayetleri yazmaya açıklıyor. Yaxşı. Bir de o, ben sen oradan bir sualım da var. Deyir ki, Kur'an elmin icat elediği indi. Neyse icat elediği şey Kur'an'da yazılıb. Yani Yani çok Müslümanın cevap verdiği, mənə məsəl üçün İslam'ın Allah tarafından gönderildiğini sübut eləmək üçün Kur'an'la yazılır ki elm indi açıb onu, ama Kur'an'da 1400 ilerden o yazılmıştı. Yani bir dakika, bir görüntüde donma oldu. Şimdi cevap vereceğim. Bugünkü bütün ilimlerin hepsi Kur'an'da yazıldığı iddia ediliyor. Yani tutalım ki uşağın ana bətnində formalaşması, göy Kur'an'da o var. Ne bileyim, o dağların mismar kimi yere batırılması, iki dənizin, ha, o ayda on deyim, iki dənizin şirin suyu var, tuzlu suyunun qovuşduğu, lakin birleşmediği, deyirlər ki Kur'an'da hamısı var. Yine getir onu, göstermene ki konkret o sözlerle mi yazılıp, yoksa Şimdi sen yolsuzsan onu. Kur'an'ın şu şekilde bir dili var. Kur'an'da şiiritik bir dil var. Edebi bir dil var burada. Şimdi Kur'an'da aslında hiçbir şekilde ilmi hiçbir şey yok. Bu iki suyun birbirine karışmadığı
nereden biliniyordu o zaman da, Muhammed'e bunu kim söyledi de, bilmem ne gibi şeyler var. Şimdi bu bu zaten var olan ve bilinen bir gerçekti. Bu bilimsel bir şey bir de. Öyle bilimsel de değil. Bunu gerçekten Türkiye'de şu an var olan, kendisini de gerçekten takdir ederek izliyorum. Öyle diyeyim. Celal Şengör bunlara çok güzel cevap verdi. Ama gel gelelim Müslüman kafa bunu hiçbir şekilde anlamıyor. Gerçekten. Mesela dağların işte depremlerde dağlarda dağlar aslında daha kuvvetli olduğu, dağların aslında daha sağlam olduğu söylense de Celal Şengör profesör, Türkçe değil ama yapacak bir şey yok. Bilge Celal Bey bu konuda mesela dedi ki dağlarda muazzam deprem olur. Dağların olduğu yerde. Ovalar zaten dağlardan, dağların bulunmuş olduğu bölgelerdeki kırılmalardan, o fay hattı dedikleri şey, o kırılmalardan sonrasında aşağı çökmeler, belli yerler yukarıda kalır. Buralara işte dağ derler falan, aslında güçlü olan dağ değil, zayıf olan kısımda. Bu da bilimsel olarak, teorik olarak Celal Bey bunların bütün bu teorilerini yıktı. İki suyun birbirine karışmaması olayını yıktı. Hadi bunu diyelim ki geçtik. Diyelim ki gerçekten bu var. Diyelim ki Kur'an'a göre bu doğru. Ama şimdi Kur'an'da bir takım bugün ile çelişen noktalar var. Şimdi mesela Cebrail'in dünyaya 50 bin yılda gelmesi, insanoğluna göre 50 bin yıllık mesafeden anında gelebiliyor. Tanrı'ya, yani Allah'a Muhammed'in uzaklığı 50 bin sene. Dünya senesiyle 50 bin sene deniliyor. Başka bir ayette Muhammed'in Allah'la olan uzaklığı 1000 sene olarak, yine dünyaya, dünyadaki bir yıl, 1000 yıl gibi mesafede deniliyor. Bu gibi tutarsız çarpıklıklar var. Bunlara mesela bir cevapları yok. Yani işte 1000 yıl mı, 50 bin yıl mı? Bir ayette diyor ki mesela sizin 1000 taneniz onların 20 binine bedeldir. Başka bir ayette de sizin 1000 taneniz onların 10 bin tanesine bedeldir. Yani bu 1000 kişilik İslam, Muhammed'in askerleri, ordusu ya da çetesi diyeyim, neyse adı. Yani bunlar 1000'e 2000 mi kazanıyorlar, yoksa 1000'e 20 bin mi kazanıyorlar? Çarpık bir ayet. Kur'an'ı aslında, hadi diyelim ki bu şekilde. Hiçbir şekilde bilimsel olarak bir insan 23 kromozom, X 23 Y kromozomundan, yani 46 kromozomdan oluşurken, İsa'nın oluşumunda hiçbir erkek yok dersek 23 kromozomda doğması tıbben, bilim olarak mümkün değil. 46 kromozom olması lazım. Burada da demek ki İsa'nın bir babası var. Yani İsa Tanrı'nın çocuğu değil. Eğer öyle bir şey deniliyorsa, ya şimdi Allah Meryem'le ilişkiye girdi de 23'ünü Allah verdi, 23'ü Meryem'den geldi. Şimdi biz tıbbi konuşuyoruz. Biz bilimsel konuşuyoruz burada. Bir insan 46 kromozomdan oluşur. Eğer onun babası yoksa 23 kromozomdan oluşması mümkün değil. Ama bugün evrimin neticesinde Kuzey Denizlerinde mesela kendi kendine, mesela Kur'an'ın çarpıklığı, bak şimdi gene bir tane daha geldi aklıma. Biz her canlıyı bir dişi bir erkekten birbirine eş olsun diye çift yarattık der, ama Kuzey Denizlerinde kendi kendini dölleyen hem dişi, tabii deniz atından bahsetmiyorum. Orada sadece yumurtaları taşıma olayı var. Benim dediğim bu deniz canlısında, bu deniz canlısı dişi değil, erkek değil,
Çünkü her iki cinsiyeti de üzerinde taşıyor. Kendi kendini dölleyip yumurtalayıp kendi yavrularını doğurabiliyor. Doğurduğu yavrularının hem annesi hem babası oluyor. Şimdi Kur'an'da nerede kaldı o zaman biz her canlıyı dişi ve erkek olarak yarattık sözü? Şimdi bir ayet daha çürüdü. Bilimsel ve bilimsel. Değilse, onu Müslümanı değilsen, ağası ki o çürüğü, bu ve diğer çürüğü ayetleri değilsen, yine Müslüman onu kabul edemedi. Sen bir tehkir ediyorsun. Sen niye tehkir ediyorsun ben benimi? Ben onu sübut edə bilmirəm şəxsən mən. Ki, mən sənin dinini təhqir eləmirəm. Mən səni, demirsən o müqəddəs saydığın kitabından ayələri deyirəm. Tabii. Sən mənə qulaq asmırlar, Ruhan. Eşitmək istəmirlər. Qulaqlarını tuturlar. Yox, elə bir ayət yoxdur, sən alçaldırsan. Sən onu sübut edə bilmirsən ki, bunlar var. Şimdi Qulaqda, yəni, Quranda çatışmayan şeylər, Quranda əxlaqsızlıqlar, onları qəbul edəmir. O faktları qəbul edəmir. Şöyle, Sen bunlar şimdi biat kültürü hakikaten İslamiyet bizi demeyeyim ama bizim ulusumuzu, ırkımızı dersek daha iyi anlaşılır olacak. Türk ulusunu, Türk ırkını, Türk budunlarını hangisi İslam'ı benimserse gerçekten bunları gören gözü kör, duyan kulağı sağır oluyor. Kitabını okumamış sen mesela ya da sen ve ben ve Numan Ata mesela biz Kur'an'ı okumuşuz. Bilimsel araştırmaları okumuşuz. Bunların hepsine sahibiz, yani vakıfız. Ya da bilgiliyiz, bu konuda bilgilerimiz var. Ama bu ne kitabını okumuş, ne bilimsel bir şey okumuş. Yani okumadığı halde kabul ettiği ama okumadığı halde de kabul etmediği şeyler var. Şimdi bu söylediğimi Müslümanın kafası almaz. Şimdi işin gerçeği de bu. Şimdi Ne? Kur'an'ı bilimsel ve tıbbi olarak gerçekten teknolojik olarak çökertmek bugün artık anlaşılabilir ve görülebilir duruma geldi. Celal Şengör, bilge kişi, bugün Kur'an'ın birçok bilimsel olduğu söylense de o bilimsel olan ayetlerin hepsini çürütmüştür. Bunların hepsi tez olarak bile artık bizim için kabul edilemez. Yani tez nedir? Mesela Darwin teorisi, bak kanun değil. Şöyle bir terim vardır. Bir şeyi ortaya atarsın, bunu iddia edersin, bu teoridir. Bu ne zaman ki bilimsel olarak kanıtlandı, bu kanun olur. Ama bugün Kur'an'da kanun olarak bahsi geçen bütün bazı ayetler kanun olmaktan çıkmış, tekrar sorgulanmaya geçmiş, yani kanundan teoriye dönmüş, teorik olarak da çökertildiği için teorik olarak bile ortada kalamamıştır. Yani dağlar işte kazık vaziyeti görür ve oralarda deprem olmaz. Bu çökmüştür. Birincisi, biz her canlıyı çift bir erkek bir dişi olarak yarattık denilen ayet, Kuzey Denizi'nde görülen bu hem dişi hem de erkek olan deniz canlısından dolayı bu ayette çöktü. Kanun olmaktan çıktı, teoriye döndü ve teori olarak da kabul görmüyor artık şu anda. Bu ne demek? Kur'an. Şimdi bir ayeti ne çıkartabilirsin, ne de ona bir kelime ekleyebiliriz. Şimdi Müslümanlarda bu böyle, İslam inancında bu böyle. Ne bir ayet çıkartabilirsin, ne de ekleyebilirsin. Ama şimdi o zaman bu çelişkili ayeti çıkartamazsak, yani çıkartmazlarsa eğer Kur'an'ın bir hükmü yoktur. Eğer bu ayeti düzeltmeye kalkarsan, bu sefer de Kur'an bozulmuş olur, yine hükmü kalkar. Yani bu ne demektir? Kur'an'ı neresinden tutarsan tut, bugün hükmü kalmamıştır. Çünkü içeriğinde çarpıklık, çelişki, gerçeklik olmayan bir şey yalandır, uydurmadır.
her canlıdan işte Nuh'un gemisine her canlıdan çifter çifter binmiş. Şimdi bu gemi o kadar kısa sürede yapılıyor ki insan şunu düşünüyor. Kuzey kutbundaki yürümekten o kadar ağır yürüyen o penguenler o kadar süre içerisinde nasıl yürüdüler de geldiler de Nuh'un gemisine bindiler de dünyadaki bir de şöyle bir şey var. Nuh her canlıdan çift alıyor ama başka canlı denilen o ya da insan denilen canlıdan hangi çiftleri aldı? Nuh kendi çocukları tekrardan aynı Adem Havva olayındaki gibi yine ensest ilişkiyle aslında Nuh dünyaya insanları yeniden kendi ensest ilişkisinden çoğaldığını göstermiş, anlatmış oluyor. E şimdi bugün diyelim ki sen benim aynı anne babadan olan kız kardeşimsin. E biz o zaman cinsel ilişkiye girelim. Ne olacak? Ben söyleyeyim. Çocuklar özürlü olacak. Ve %100 kesin özürlü olacak. Bunu bilim bas bas bağırırken Türkiye'den bir olay söyleyeyim. Şanlıurfa'daydı herhalde, yanlış hatırlamayayım. Adamın 4 tane çocuğu oluyor. 4 çocuğu da özürlü olarak dünyaya geliyor. Bu 4 çocuğu yürüyemiyor, konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Adamın verdiği cevap şu. Bu Allah'ın bize bir imtihanı, onun takdiri bu. Ulan bilim diyor ki amcanın kızıyla evlenme, teyzenin kızıyla evlenme, dayının, halanın kızıyla evlenme, çocuklar özürlü olur. Ensest ilişkidir bu. Bak, amca, hala, dayı, teyze kızı bile enseste girerken biz Türkler de şimdi Arap'ın kitabına göre sen benim amcamın kızı olsan ki bu bile yani gerçekten amca çocukları bile evlenirken bunlardan şu anda mesela hastane raporu istiyorlar. Eğer hastane raporu olmazsa evlenemiyorlar. Neden? Çünkü bilim diyor ki sizin çocuğunuzun sakat olma ihtimali var. Bilim bu kadar kesin konuşuyor. Kanıtları da ortadayken Kur'an'daki bu çarpıklığı uyguladığında dünyaya gelecek olan çocuk çarpık kelimesi aslında yani sakat, özürlü, engelli olarak gelen bu çocuk nasıl o zaman Allah'ın takdiri oluyor? Yani bilim adamları bu kadar doktor, 20 milyon bilim adamı bunların hepsi aptal, bunların hepsi gerizekalı. Bir tek Allah akıllı ya da Allah adına birilerinin yazmış olduğu kitaplar ya da o adamlar akıllı. Ama bir bakıyorsun ki bu kitapların içerisindeki her şey ne bilimsel ne de mantıksal. Benim hiçbir şekilde kafama yatmıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Herkes kendi doğrularını konuşur. Hani sen diyorsun ya biz bunları anlatıyoruz. Kabul etmiyor. Edecek. Sen nasıl ki onun inancının ona göre diyoruz mesela biz ne diyoruz Müslümanlara? Evet, bunlar buna inanıyor. Onlara göre onların doğrusu bu. Ama bunlar bizim doğrularımızı ya biz Müslümanız bizim doğrularımız bu ama onların da doğruları o demiyor. Bana göre diyor seni öldürüp öldürmek diyor sevap. Senin en başta dediğin gibi kadının sana söylediği. Evet. Muhammed Ümmi. Yani Ümmi ne demek? Okuması yazması olmayan demek. Hazreti Muhammed. Evet. Cebrail gökten gelir. Muhammed'in karşısına da gelir. Allah senin bu kavmin başına Resul yaptı. Ya Muhammed. Muhammed de der ki ben bilmiyorum. Bileceksin diyor. Oku. Muhammed der ki ben okumasını yazmasını bilmem. O zaman der ki Muhammed'e sarılır. İkra ismi Rabbike Allah'ın adıyla ya Muhammed oku der.
Hem Muhammed, Cebrail onu kucakladığı için başlar okumaya. Şimdi bu Kur'an'da ayetin birisi böyle. Biz tarihsel hadiseye bir dönüyoruz, bakıyoruz. Muhammed'in öksüz Muhammed. Amcasıyla beraber, amcası çok zengin, kervan sahibidir. Nereye ticarete gider? Tebriz'e gider. Buhara'ya gider. Yani Paris'i ve Türk topraklarına giderler. Kervan sahibi ticaret yapar. Bunlar Muhammed de amcasının yanında katiplik yapar. Neden? Kervanın yüklenmiş olduğu bütün emtiaları kaleme alır, kaleme. Hepsini yazar tek tek. Nasıl okumasını bilmezdi bu adam yazmasını? Kervanda nasıl katiplik yapar amcasına? Amcasından ayrıldıktan sonra evleneceği olan o yaşlı kadının, çok zengin olan o kadının kervanlarına sahip çıkar. He? Ve bizi bu Araplar ahmak yerine koyuyor. Hele bu din adamları var ya, bizi tamamen ahmak yapıyorlar. Ha, araştırmazsan, okumazsan, öğrenmezsen tam bir ahmak haline gelirsin. Beş vakitte gider kafanı yere vurur 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 kalkarsın. Neden? Yat kültürü, yatıyorsun yere. Ya bir Türk evladı asla diz çökmez ya. Asla. Hatta şöyle söyleyeyim. Örnekleri var bizde. Halk oyunlarımız. Zeybekler vardır. Ayağa kalkarlar böyle. Elleri havada. Bunun başka bir sebebi vardır. Ellerin yukarıda olması. Tanrısaldır. Fortnörçülerle sorarım ben. Bir tür bilmezler. Neden dizini yere vurur? Zeybek oynarken elini yerden alır böyle kaldırır. Neden der? Bilmez. Çünkü neden? Adam diyor ki ben bu toprakların hakiki sahibi benim. Ben Tanrı'ya inanırım. Yani Tanrı dediği nedir? Evrendir. Evren. Evrene inanıyor adam. Şimdi biz bütün bu inançlarımızdan tamamen uzaklaştırılmışız. Cebrail geldi de Muhammed'e okumasını öğretti. İkra bismi rabbike dedi. Allah'ın adıyla oku ve Muhammed de okudu. Bizi ne kadar ahmak yerine koyduklarını bu hocalar, imamlar, inan bana, yani biz inanmak istemiyoruz artık bu hocalara, imamlara. Ben ahmak yerine koyuyorlar. Bilimin dışında konuşuyor hepsi. Şimdi birisi demiş ki sen orada mıydın be amca diye. Şimdi şunu söyleyeyim, ben ona bir cevap vereyim, bir yorum var. Şimdi evet, Numan Ata orada değildi ama sonuç itibariyle ortada gezen din kitaplarında yazan bunlar. Eğer ki orada olmadığı, şimdi Numan Ata orada değildi o zaman da, tamam. Onun söyledikleri yanlış diyelim hadi. Peki şu anda hiç kimse Muhammed'i görmedi. O zamanda yaşamadığına göre Muhammed'in varlığının delili bile yokken ortada. Peki o zaman şu yorumu yazan Saadet, Saadettin, sen orada mıydın Muhammed'e vahiy geldiğinde de inanıyorsun? Şimdi ben aslında güzel birisi de bir yorum daha yazmış. Müslümanların kafası buna çalışmayacak ama eminim ki bu yayından sonra bunu araştıracaklar. Birisi demiş ki Cebrail Varak bin Neffel'in, Varak bin Neffel'dir. Yani Neffel'in oğlu Varak'tır. Varaka. Şimdi bu Varaka ve Neffel kim? Ben onu hemen bak söyleyeyim. Çok güzel bir konu. Benim de şöyle göstereyim. 15 Ocak 2020 tarihinde cep telefonumun not defterine kaydetmişim. Şurada gözükmüyor. Neyse. Muhammed'in dedesinin babası olan Abdülmenaf'ın 4 oğlu vardır.
Abdülşems, Abdülmuttalip, Hişam ve Neffel. Muhammed'in dedesinin babası. Bak, dedesinin babası. Abdülmuttalip, Abdülşems, Hişam ve Neffel. Varaka, bu Neffel Muhammed'in amcasıdır. Neffel aynı zamanda Varaka'nın babasıdır. Varaka bin Neffel Muhammed'in babasının amcaoğlusu. Muhammed'in babasıyla Neffel amcaoğlu. Varaka ile de Hatice birbirlerinin amca çocuğu olduğuna göre Muhammed'in ilk karısı Hatice, Muhammed'in akrabası olduğuna göre, demek ki Muhammed'in ilk karısı dışarıdan bir kadın değildi. Ensest ilişki tabii. Nasıl ki Adem'de başlayan bu ensest, Nuh'la Nuh'ta bir daha olduğuna göre bunlarda zaten ensest her zaman vardı. Muhammed'in babasının amcasının oğlu Neffel. Varaka ile Hatice de birbirlerinin amca çocukları oluyor. Muhammed babasının amca çocuğunun karısıyla evleniyor. Yani Muhammed babasının amca oğlusunun ya da amca kızının çocuğundan olan bir kızla değil. Hani ben kimle evleniyorum? Mesela diyelim ki ben seninle evlendim ama sen kimsin biliyor musun? Benim babamın amcasının oğlunun kızı. Hatta öyle de değil. Benim dedemin amcasının oğlunun kızısın aslında sen. Normalde benim senden olacak bir çocukla evlenmem gerekirken silsile sıra yöntemiyle konuşursak eğer, benim dedemin oğlunun oğluyum ben. Evlenecek olduğum kişi dedemin kardeşinin çocuğunun çocuğu değil, dedemin kardeşinin çocuğuyla evlenmiş oluyor. Hala, amca gibi birisiyle evlenmiş oluyor Muhammed. Enseste gene geldik. Ve Muhammed'in hiçbir çocuğu, Hatice'den olan hiçbir çocuğu uzun yaşamamıştır. Bu çocukların fiziksel engelli olup olduğu konuşulmaz ve bilinmez. Bu çocukların hiçbirisi uzun ömürlü değil. Hepsi de küçük yaşta öldü ya da engelli olduğu için öldürüldü. Bunu hiç kimse düşünmez, hiç kimse bunu araştırmaz, hiç kimse bunu sorgulamaz. Neden? Sorgulamayacaksın. Çünkü beynin çalışmaya başladığı zaman, sorguya girdiğin an, bunları araştırmaya kalktığın an, işte o zaman İslam dini çökmeye başlıyor. Sen bir Müslümana bunu nerede olursa olsun, ama Azerbaycan'da da olsa, Türkiye'de de olsa, Kazakistan'da da Müslüman var, orada da olsa, nerede anlatırsan anlat, hiçbir Müslüman bunu kabul etmez. Çünkü korkaktır Müslüman. Kim olduğu hiç önemli değil. Bir insan Müslüman olduktan sonra korku, İslam dinindeki o korkutma teorisinden dolayı, yani psikolojik korkutmadan dolayı ömrünün sonuna kadar aslında korkak yaşar. Ha, şunu diyecekler, madem ki korkarız, biz savaşmaktan neden geri kalmıyoruz? Alakası yok. Bunlar korktukları için zaten başkalarını öldürüyorlar. Hainlik yaparak ama. Ve bu hainler, baktığımız zaman bunların içine Türk olduğunu söyleyen, Müslüman olan Türklerin büyük çoğunluğu, şu bir gerçektir ki ben Türklüğün düşmanı olarak onları görüyorum ki sen de görmüşsün, yaşamışsın Azerbaycan'da. Müslüman olan bir kadın, sen Müslüman olmadığın için sana diyor ki, Türk olmasına rağmen ikiniz de, sana diyor ki senin öldürmen benim için sevaptır. Bu beyin uyuşması. Bu artık Türk beyniyle mi düşünüyor? Bunda Türklük bitmiş, buna Türk diyemezsin. Bir Türk başka bir Türk'ü dininden dolayı öldürmez. Dini inancından dolayı. Aynen öyle. Burada dinler bilinci yerde tutuyorlar.
din bunlar üçün Türklükdən qabaqdır. Yəni, bayaq da dediyim kimi, mən fəxri edirəm ki, mən müsəlmanam. Mən deyəndə ki, mən fəxri edirəm ki, mən türkəm, mənim qabağımdakı insan, amma deyir, mən fəxri edirəm ki, mən müsəlmanam. Onlar sadece Müslümandır. Mesela hiç Türk de değildir yani. Türküm, Türküm derler ama gerçekten bunu da ciddi anlamda isteyerek demiyorlar. Ve her zaman şunu derler. Ben elhamdülillah Türk'üm. Ha, elhamdülillah. Yani birden Müslüman, birden böyle Müslüman dese Allah günahını yazacak. Mutlak elhamdülillah sözü değilmeli burada. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye için söyleyeyim şunu. Azerbaycan'ı bilmiyorum ama Türkiye için şunu söyleyeyim. Ciddi anlamda son iktidar AKP sayesinde insanlar İslam dininden korkmaya başladı. Kopma. Yani uzaklaşmaya başladı. Neden? Çünkü bunun bir ispatı var. Şöyle diyeyim. Adamlar eline alıp Kur'an çarpsın ki, Allah çarpsın ki diyerek her türlü haksızlığı, zulmü, hırsızlığı, gaspı yaptılar. Ne Kur'an çarptı, ne Allah çarptı. Demek ki ne Kur'an gerçek, ne de Allah var. Şimdi, bak bu söylediğimden de yola çıkarak, beni dinleyenler mesela seni de öldürmek istiyor. Hani de demiş ya o kadın, sen kafir olduğun için seni öldürmem benim için sevap diyorlar ya. Şimdi, Müslümanlar da mesela bana aynısını söylüyorlar, söylemiyor değiller. Bu gözü kararmış olan, psikolojik ruh hastaları olan kesim. Ben diyorum ki, kardeşim diyorum, sen beni niye öldürüyorsun? Biraz önce bir yorum vardı. Allah her şeye gücü yeten diye biri yazmış oraya. Madem ki Allah'ın her şeye gücü yetiyor. Madem ki İslam dini, yani Allah nurunu tamamlayacak. Allah niye bekliyor? Tamamlayıversin nurunu. Ya da onlar niye beni seni öldürmek istiyorlar da Allah bizi öldürmüyor? Allah engellesin. Yani burada bile şunu diyorlar aslında. Bizim Allah'ımızın hiçbir şeye gücü yetmiyor. Biz öldürürüz onun adına. Biz onun yeryüzündeki bekçisiyiz. Ya bıraksana. Olmaz. Allah'larını... Ya ben diyorum, ben buradayım diyorum. Diyorum ki Müslüman, beni öldürmek istediğini biliyorum ama beni diyorum sen öldürmeye kalkma. Ben şunu söylüyorum o zaman diyorum. Allah'ın benim canımı alsın. Madem ki ben senin dinin için bir tehlikeyim. Ama yok. O öldürecek. Neden? Çünkü o Allah'ın yeryüzündeki bekçisi. Böyle bir ruh hastalığı var. Madem ki o kadar çok Arapları ve İslam dinini seviyorlar. Türkiye dediğimiz Türk yurtlarından kopsunlar gitsinler o zaman. Biz onları düşman olarak görmüyoruz. Onlar bizi düşman olarak görüyorlarsa eğer dinlerinden ötürü bunlar bizim içimizdeki hainliktir o zaman. Şimdi yukarıya banda yazdım. Turan eller var olsun diye. Şimdi biz Turan birliğini kurduk diyelim. Bu ruh hastası olan kitle bizim içimizdeyken biz Turan'ı nasıl kuracağız? Bu ruh hastası olan kitle şimdi dininden ötürü Türk'ü öldürmeye, başka bir Türk'ü öldürmeye kalkanla biz Turan kurabilir miyiz? Onu Turan'ın içinde tutabilir miyiz? Biz bir Türk birliği kurmuşuz, bir Turan kurmuşuz. Ama bu Turan'ın içerisinde dininden ötürü Türk'ü öldürmek isteyen var. Söz edemirler, hedef Kur'an, rehber Kur'an. Şimdi Gagavuz Türk'ü de o zaman desin ki, öldüreceğiler. Hedef Turan, rehber İncil. Karayim Türk'ü de desin ki, hedef Turan, rehber Tevrat'ın 10 emri. Demek ki bu işin içine, Turan'ın içine, Türklüğün içine, Türkçülüğün içine, Turancılığın içine herhangi bir din girdiği zaman iş bozuluyor. Ama nerede bozuluyor? Bir Karayim Türk'ü, Musevi, bu Karayim Türk'ü Turan der ama Museviliği geride tutar. Neden? Ben Musevi olabilirim ama ben her şeyden önce Türk'üm der. Bir Gagavuz Türk'ü der ki Türkiye Cumhuriyeti Müslüman çoğunluğu olan bir ülke. Çoğunluğu Müslüman olabilir. Biz Ortodoks Hristiyan olabiliriz. Fakat biz kanca biriz.
Yani kan olarak biriz. Biz öncelikli olarak Türk'üz der ama Müslüman olan kesim bunu söyleyemez. Söyler. Bu daha düne kadar Hristiyan olduğu için Macarlara Macarlar diyorlardı. Türk değil diyorlardı. Onları Türk olarak olduklarını bile bilmiyorlardı. Atilla'nın soyundan geldiğini bilmiyorlardı. Onları Türk değil Macarlar diye hitap ederlerken bugün daha yeni öğrendiler Türk olduklarını ve Macarlara geçmişte şunu diyorlardı. Domuz pisliği yiyen Macarlar diyorlardı. Bugün Avrupa'da Avrupa Birliği'ne üyedir Macaristan. Avrupa Birliği'nde bir ülke bir şeye veto koyduğu zaman Avrupa Meclisi'nden geçmez o ve Macaristan Türkiye için bir veto koydu ve şimdi Müslüman olan Türklerin bazıları Turan Devleti dedikleri Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti bunların içine şimdi yeni yeni Macaristan'ın da bayrağını koydular. Düne kadar bunlar domuz pisliği yiyen Macarlardı. Ne oldu, ne değişti? Müslümanların, ben şöyle söyleyeyim, her Müslüman değil ama Müslümanların %80'lik bölümü %100 aptaldır, %100 salaktır benim için. Geri kalan %20'lik kısmı da gerçekten Müslüman değildir. Müslüman olduğunu zanneder, ikilem arasında kalmış korkaktır. Gerçekten. Bu bir gerçek yani. Numara'dayız. O bir şeyler söylemek istiyor herhalde. Bak, şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 1955 senelerinde tarihsel olarak hafızam artık yaşlanıyor ya 55'lerde Sovyetler Birliği Macaristan'a saldırdığı zaman tankların altında o Türk evlatlarını, Atilla'nın torunlarını, çocuklarını tanklarla ezerlerken onlar oradan radyoyla yardım istiyorlardı Türkiye'den. Bunu bak çok iyi bilirim. Derlerdi ki Türk kardeş kurtarın bizi derdi. Türkiye asla elini uzatmadı onlara. Hun Türklerine. Şimdi mesela Almanya'da ben bulunduğum bir dönem Münih kentinde Kemeraltı gibi bir yer var. Eşimle beraber. Arka taraftan bir adam bağırdı. Birisi. Atilla. Şimdi ben de tabii bu isimler üzerinde fazla yoğunlaştığım için döndüm bir baktım. Kimdir bu adam? Orta boylu, tıknaz, kumral bir adam. Yanına yanaştım. Hemşerim dedim Türkçe. Hemşerim. Adam irkildi. Almanca sordum. Nein dedi. Ich bin Hungarisch dedi. Ben Hun Türküyüm demek istiyor. Hunluyum ben bana. Şahidim yani. Biz Macar diyoruz. Onlar biz Hunluyuz diyor. Hunuz diyor. Aramızdaki farka bak. Bunun örneğini yaşadım. Bir örnek daha yaşadım. Bana dediler ki Almanya'da çünkü ben arbeiten familia, işçi ailesiyim. Transportluk yapar mısın dediler. Ben transportluğun ne olduğunu bilmiyorum. Yabancı bir terim. Meğer hamballıkmış. Yaparım dedim. Gittik bir istasyonda. Büyük bir platform var. Platformun üstünde bir sürü insan var, anladın mı? Çeşitli memleketlerden gelmiş. Biz vagonlardan makine indiriyoruz. Ustabaşı Alman bağırıyor. Ali dedi. Şimdi yurt dışında bir Türk evladının yaşam içerisinde Türkçe olarak sözde duyduğu bir tanıdığı bir ses. Ali. Ben hemen ayağa kalktım. Bizden biri var diye. Bir baktım karşımda 20 tane Ali ayakta. Kim Ali? Afganlı Ali. Pakistanlı Ali. Tunuslu Ali. Libyalı Ali. Cezayirli Ali. Türk Ali.
İyi de bunun hangisi Türk? Hadi bakalım. Her zaman söylüyorum gençlere, cebinizde taşıdığınız nüfus kağıdı sizin kimliğiniz değil. O bir Evet. ruhsat, araba ruhsatı gibi. Sizin yaşadığınız topraklar üzerinde elinize verin. Eğer ismin senin George'sa sen yabancısın. Ben şimdi senin adın burada Ahmet Mehmet Ömer Süleyman Salah, sen Arapsın. Türk değilsin ama Tuğrul'sun. Oğuz'sun. Ertuğrul'sun. Bilgesin. O zaman sen Türk evladısın. Şu at, mesele burada. yorum yapan bir kişiye cevap vereyim. Şimdi bana diyor ki Uluhan demagoji yapıyorsun. Türk'ü Türk olduğu için öldüren bir Türk yok. Nereden uyduruyorsun bunları? Bu konuşmalarınızla Türk birliğinin içine bomba atıyorsunuz diyor. Ben bir Türk'ün karşısındaki Türk olduğu zaman onu, şimdi Numan Atatürk, Sabina Türk, ben de Türk'üm. Ben Numan Atay'ı Türk olduğu için öldürür müyüm? Ama karşısındaki Türk'ü Müslüman olmadığı için öldüren bir Türk yok mu? Ya da öldürten bir Türk yok mu? Biz onları Türk'ten saymıyoruz. Adolf Hitler 6 milyar da deniliyor, 3 milyar da deniliyor. Yahudi'yi öldürdüğü, İsrailoğlu'nu öldürdüğü söyleniyor. E İsrailoğullarının o dönemdeki nüfusuna bakıyoruz. 1 milyon bile değil. Peki öldürülen bu 2 milyon ya da 3 milyon ya da 6 milyon insan, bunlar İsrailoğlu muydu? Ben söyleyeyim, Türk oğlu Türktü. Peki bunları öldürten kimdi? Ben söyleyeyim, Adolf Hitler'i cübbeli, kafası sarıklı ve cübbeli olan Müslüman bir Türk, Musevi Karayim Türklerinin bugün nüfusu azdır. Neden dolayı? Çünkü o adi, şerefsiz, kendi kanına ihanet eden Müslüman Türk, alçak karaktersiz, Azerbaycan Türkçesiyle İbine, yani iki yüzlü Türkçesi, o İbine Adolf Hitler'e Musevi olan Türkleri sırf Müslüman olmadığı için öldürttürmüştür. Karayim Türklerinden tam 3 milyon 600 bin kişi Adolf Hitler tarafından öldürülmüştür. Adolf Hitler onların Türk olduğunu bilmiyordu. Çünkü Adolf Hitler zaten Türkleri çok seviyordu. Fakat işte o adi şerefsiz olan Müslüman ve Türk'üm diyen cübbeli sarıklı Adolf Hitler Türkleri Müslüman olarak bildiği için ve o geleni de Türktü ve Müslümandı, onun sözüne itimat edip öldürdü. Adolf Hitler bu pişmanlığı yaşadı ama. Dedi ki, yani ben kandırıldım. Adolf Hitler bunu öğrendi fakat iş işten çoktan geçmişti. Şimdi bu yorumu yazan aptal gerizekalı Atilla Göktuğ adını taşıyan aptal, Türk Türk'ü öldürmedi diyor ama Adolf Hitler'e 3 milyon 600 bin ya da 3 milyon 700 bin Musevi Türk'ü öldürten Müslüman bir Türk'tü. Neden? Çünkü onun için önce Türklük değil, onun için önce İslam geliyordu. Ve o şerefsizi de yönlendiren kimdi? Hemen söyleyeyim. O Türkiye'den kaçıp giden son Osmanlı halifesi, İslam halifesi, Osmanlı padişahı, adi şerefsiz. Onu tutuyor ki İngilizlerle beraber Adolf Hitler'e o Türkleri öldürttürüyor. Ve Adolf Hitler'in o Naziler tarafından kamplarda öldürülen bu Türkler Almanca bilmedikleri için Nazi kamplarını Almanya'daki, Avusturya'daki herkes ziyaret etsin. O duvarlarda siyah bir dikdörtgen görecekler. Onun içerisinde ay ve yıldız görecekler. Oradaki duvarlarda
Türk isimleri görecekler. Almanca bilmedikleri için Türkiye Cumhuriyeti bayrağı çiziyorlar. Biz Türk'üz diye anlatmaya çalışıyorlar. Almanca bilmedikleri için isimlerini yazıyorlar. Türk oldukları belli etmek için, ama o Musevi Türklerden birkaçı İsrail oğullarından bazı isimleri aldıkları için onlar Yahudi olarak görüldü ve o adi şerefsiz İngilizler tarafından son Osmanlı padişahı, İslam halifesi olan Türklüğün son haini, Osmanlı'nın son haini tarafından Adolf Hitler'e hepsi öldürüldü. Gitsinler o kamplara baksınlar, benim söylediklerimde yalan yok. Ben birazdan da, bir saat sonra da, canlı yayın bittikten bir saat sonra da o kamptan fotoğraflar paylaşayım. Orada da açıkça yazılıdır. Ottoman bilmem ne falan filan diye. Hadi bakalım. O yorumları yapan, o yorumu yapan Atilla adındaki o şerefsiz şimdi gitsin de bunları araştırsın. Türk Türk'ü öldürür mü? Türk Türk'le savaşır mı? Türk Türk'le savaşır. Neden? Çünkü kurt karakterlidir. Bombalamadılar mı? Ölen insanlarımız var. Tanklarla üzerine gitmediler mi? Fethullahçılar. Evet. Ordunun içine girdiler. Ha? Daha yeni Fethullahçılar buradan şimdi hepsi kaçıyor. Ha? Onlar Türk evlatları karşı çıkınca ihtilale karşı çıkıyorlar. Şer'i ihtilal yapmak istediler. Bugün tarihimiz içinde 3 tane ihtilal vardır esas. Şer'i ihtilal. Yani dinci ihtilal 3 tane. Mahmut Şevket Paşa. Onun asker paşadır o. Kendi birliğinde bulunan Mustafa Kemal dediğimiz Atatürk içinde. Selanik Harekat Teşkilatı. Mahmut Şevket Paşa İstanbul'a gelir. İstanbul'da şeriatçılar ayağa kalkmışlardır. Padişahı aşağı indirecekler. Katliamlara hazırlanıyorlar ve Atatürk bunların hepsini durduruyor. İkinci 1938'lerde veya 37'lerde, tarih aklımda kalmadı. İzmir Menemen'de Kubilay vakası olmuştur. Adamlar şeriat isteriz, şeriat bayrağını çekerler, Türk askerini katliam yaparlar, keserler, öldürürler. Evet. En son üçüncüsü de şimdi Ankara'da oldu. Fethullahçılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Ölen çocuklarımız var, ölenler var, sakat kalanlar var. Hani Müslümanlar adam öldürmezdi? Katildi, değildi. Al işte örnek burada. Evet. Basın yazdı, televizyonlar gösterdi. Nasıl inkar ederler bu adamlar? O Atilla dediğin çocuk bunları nasıl bilmez? Televizyon gösteriyor. He? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni uçakla bombalıyorlar. Türk milletine ihanet eden bu insanlar, bu insanlar teminden beri senin anlattığın bir takım konuların içerisindedirler. Ama bunlara Tanrım akıl ve fikir versin, araştırsınlar, okusunlar. Kendi soyuna ihanet eden bütün inançlar hepsi mahkumdurlar. Evet. Bütün yeryüzünde inançlar kendi soyuna ihanet ediyorsa, soyuna, yani bir evlat babasını dövüyorsa o çocuğun kafasını koparacağım. Evet. Hani 40 satır mı 40 katır mı hesabı olur. Evet. Bir çocuk annesini dövüyor, annesini bıçaklıyorsa bir evlat o çocuk
yaşama hakkı yoktu. Evet. Bunu bizler unuttuk, bu sözleri. Bu sözleri unuttuk. Her gün televizyonlarımızda, İzmir televizyonlarında, Türkiye televizyonlarında bu haberleri dinliyoruz. Bir evlat annesini bıçaklıyor para vermediği için. Bir evlat babasını öldürüyor para vermediği için. Ha? Evet. Bu nasıl bir İslam'dır, nasıl bir düşüncedir, nasıl bir davranıştır, nasıl bir eğitimdir? Şimdi ama ne yazık ki bu var. Türk Türk'ü bana diyor ya, bana hitaben işte sen Türk birliğinin içine bomba atıyorsun falan. Yani şimdi şunu soralım. Aynı şahsa, bu gibi gerizekalı aptallara birisi de bana demiş ki terbiyeni bozma Uluhan diye, daha terbiye bozmadık zaten. Yani ben terbiyeyi de kimseden öğrenecek değilim. Ya daha bozmadık ama bozarsam çok pis bozarım. Şimdi Turan Dursun öldürüldü Türkiye'de. Türk değil miydi? Türktü. Neden öldürüldü? Bu adam Diyanet'ten emekli bir hocaydı. Ve sonra İslam dinini bıraktı. İmamlığı bilmem neyi bıraktı. Ve bu adam benim gibi konuşmaya başladı. Senin gibi konuşmaya başladı. Sabina gibi konuşmaya başladı. Tık ensesinden kurşunu sıktılar. Kimler? Müslüman olan Türkler. Türk mü onlar şimdi benim için? Asla. Dininden ötürü kan kardeşini öldürenin kanına tüküreyim ben. O kansızdır o. O Türk değildir artık. O, onun kanında şüphe vardır. Amcasının kızını gördüğünde çükü kalkan adam kansızdır. O Türk değildir. Onun muhakkak ki tohumunda bir sıkıntı vardır. Bu bir gerçek. Onun kanında bozukluk var. Ben dayımın kızıyla yan yana yatmış insanım. Dayımın kızı benim kız kardeşimdir ya. Eğer ki ben ona karşı cinsi bir nefis duyacağım, bilmiyorum ama ben bir Türk olarak kendi tohumumu, kendi babamı, kendi anamı DNA testine sokmam lazım. Acaba ben gerçekten onlardan mıyım? Ben gerçekten bu aileden miyim diye. Aferin sana. Aferin sana. Aynen öyle. Bir insan kendi akrabasına karşı cinsi nefis duyuyorsa o kişi o sülaleden, o soydan, o aileden değildir. Orada bir sıkıntı vardır. Aynen öyle. Evet. Oğlum. Saat kaç oldu? Saat Yunanistan'da 22.49, Türkiye'de 23.49, Azerbaycan'da 12.49. 0.49. Şimdi ben sizlerden bir müsaade isteyeyim. Lakin ben biliyorsun yolum bu Irak. Evet. Beni bağışlayın. Yok. Ayrılayım sizlerden. Hepinizi çok seviyorum. O Azeri kızımızı da kendime evlat gibi görüyorum ve onu da çok sevdim. Bilgisinde, yolunda devam etsin, asla dönmesin. Bir Türk evladı evet. Girdiği yoldan asla dönmez. Dinleyenleri de onları göremediğim için onlara da huzur ve esenlikler diliyorum. Hepsi huzur içerisinde yaşasınlar. Asla Türk olduklarını unutmasınlar. Asla. Şimdi bir yorum daha var. Orada da bir yorum daha var. Bak onu söyleyeyim. Numan Atay'a gelmiş o. Diyor ki Numan Bey sadece diyor Müslümanlarda mı annesine babasına bıçak çekiyor? Annesine bıçak çekiyor. Sadece kötülükleri Müslümanlara mı bağlıyorsunuz? Batılılarda da diyor çok var. Şimdi batıya baktığımız zaman ne kadar var? Müslümanlara baktığın zaman ne kadar var? Hadi işin bu boyutunu da geçelim. Biz her zaman şunu diyoruz. Eğer ki bir adam
adam diyorum ama değil. Annesine babasına bıçak çeken, annesinin diz kapağını gördüğünde ya da baldırını gördüğünde tahrik olan, kız kardeşinden tahrik olan, bunları geçtim, amca hala dayı teyze kızlarından hoşlanan, bunlara karşı cinsi duyguları kabaran adam, bunların hiçbirisinin zaten Türklükle alakası yok. Arkadaşa bir şey söyleyeyim. Teminden beri demek ki bizi dinlememiş. Tabii ki. Batı dünyasının ne kadar canavar olduğunu, katil olduğunu, ırz düşmanı olduklarını o bilmiyor demek. Onu örnek gösteriyor. Onlarda var, bizde neden bilmem ne. Böyle bir şey olur mu? Bizde Arap ahlakıyla yetiştiğimiz için bütün değerlerimizi kaybettik. Ben teminden beri anlatırken Türklerin dışındaki insanların ne kadar vahşi, katil olduklarını, ahlaksız olduklarını anlatmaya çalışıyorum. Yani ben Avrupa'yı görmedim mi yani? Oradaki insanların ne mal olduklarını bilmiyor muyum? Şimdi bunları zamanımız yok. Sizleri meşgul etmek istemiyorum. Ben Almanları da tanırım. Hepsini gördüm. İtalyanları biliyorum. Çünkü onlar da geldiler oraya. İspanyollar geldiler. Portekizlileri biliyorum. Hele Cezayirli faslı olanlar onlar da vardı. Almanya'da neden? Çünkü bunların ülkelerinde iş hayatları, ekonomik sorunları olduğu için Almanya'nın yüksek ekonomisinden dolayı hepsi oraya geldiler. Ne mop olduklarını biliyorum ben onları. İyi de biz Türklerin Almanya'da ne olduklarını onları da biliyorum. Ne kadar dürüst çocuklar olduklarını biliyorum. Kadınlarımızın istisnalar hariç, kadınlarımızın ne kadar namuslu olduklarını biliyorum. Almanya'da yaşadım ve gördüm. Peki Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bu Fethullahçılar, bu dinciler, şeriatçılar, Amerika'nın bize uygulattırmış olduğu yeşil kuşak projesinin içinde Türk düşmanlığının nasıl geliştiğini o arkadaşımız bilmiyor mu yani? Bilmiyorsa öğrensin. Kendi soyuna ihanet eden, kendi soyunda inancından veya inançsızlığından dolayı adam öldürmeye kalkanların onun kanı bozuktur. Kanı bozuk. Evet. Bütün mesele burada. Bunu o arkadaşımız iyi düşünsün. Kendi DNA'larını tetkik ettirsin o zaman. DNA'larına baksın. Eğer ki resmini ben buradan görebilirsem o arkadaşımızın Türk olup olmadığını da söylerim. Bunu da bu öyle bilsin. Çünkü neden biliyor musun? O arkadaşa söylüyorum. Laboratuvar ölçülen matematiğe gelen bütün bilgiler doğrudur. Matematiğe gelen bütün bilgiler doğrudur. Matematiğin ötesinde ne diyor Kur'an'da? Kur'an'da bir şey daha söylüyor. O zaman sen bilmiyor musun o Kur'an'daki söylenen sözü? Allah evreni kainatı yaratırken hesabıyla kitabıyla yaratmıştır. Kur'an diyor bunu. Sen o zaman matematiğe, gerçeğe inanmıyor musun? He? Bunu böyle bil. Kendine bir Aslında soracaksın. Ben Türk müyüm değil miyim? bu Bir takım inançların peşinde koşarken Türk olduğunu asla unutmayacaksın. Neyse, ben müsaade isteyeyim. Bütün bizim gibi düşünen, kendi soyunun peşinde giden bütün arkadaşlarımıza, kan kardeşlerimize benden esenlikler diliyorum. Huzurlu bir hayat yaşamalarını temenni ediyorum. Var Hoşça olasın. kalın. Esenlikle Esenlikler. kalın. Esenlikler numaralı. Allah'ım.